Her ana dolu dolu olsun, bildiklerin yeter mi sence? Yanında hep kitap bulunsun, evdeki hesap çarşıya uysun, ekonomik sağlıklı olsun. Mutfağımiz gibi yemek koksun, tarifler havada uçsun. Çocuğun için en nice olsun, dünya sürekli dostun, her şey doğrusunu film. Vallahi siz çeviriyorsunuz ben burada ekleniyorum ne güzel iş. <laughs> oh! Evet, kardeşim de çok da, Bir de dizde yap bakayım Zeynep'im. Süper, süper. <gülüyor> Harikasın. Görmediler seni ama ben beğendim. Bravo evet, valla. Tebrik ediyorum Zeyno'cum. hocam. Efendim iyi fikre, hoş geldiniz. Merhabalar. Operatör Doktor Feridun Kunak. ...bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hocam, nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ Ve olun. sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, açıkçası hiçbiriniz, yani hiçbirimiz... ...ben çünkü yayından önce de denedim. Hocam kadar başarılı değilim. Feridun Kunak, ya boynunda bile ne biçim çevirdi. Biz bunu niye yaptık? Şimdi niye yaptık? Bu öyle bir enteresan küçücük bir alet. Her yerimizi çalıştırdı. Ben şimdi böyle yaparken ne yaptım? Bakın, boyun kaslarımı kuvvetlendirdim. Bakın ne yaptım, belimi çalıştırıyorum. Ne yapıyorum? Dizlerimi çalıştırıyorum. Ne yapıyorum Yani her yerinizi çalıştıran basit bir alet. Evde bulabilirseniz ucuz da bir şey. Yapın diye söylüyoruz. Öyle güzel bir aletimiz. Yani hem aslında böyle zindelik de katar insana çünkü tabii, hareket, tabii, tabii. beli de inceltir. Yani evde yapılabilir. Hareket hoş yaptıkça, bir hareket. kaslar çalıştıkça vücudumuz endorfin denen bir hormon salgılıyor. Hı hı. Dolayısıyla mutluluk hormonu salgılıyor. Bunu güzel yaptığın zaman hoşunuza gidiyor ve size mutluluk geliyor. Bütün kaslarınıza, dokularınıza iyilik geliyor. Harika. Aslında Akın Bey'le Nuray Hanım da kolunda çevirerek... Evet, evet. ...özellikle güzel yaptılar, hani Doğru. şuraların sarkmasından... Bir de kardeşlerim ilk defa olur. yapıyorlar. Çok güzel yaptılar. Bir yap ablacığım. Bak kol sarkmalarına mesela mükemmel bir şey. Görüyor musunuz? Omuz ağırlarına kol sarkmalarını mükemmel bir şey. Basitçecik bir alet ama çok güzel. Eskiden çocukluk zamanında çok yapılırdı. Evet. Şimdi biraz unutuldu ama gene de yapılsın diyoruz. Evet harika. Mesela boynu ağrıyanlar, beli ağrıyanlar... Dizi ağrıyanlar basitçecik hareket olarak yapsınlar diye tavsiye ediyoruz. Çok güzel. Biz bugün özellikle e, Ferudun Bey'den rica ettik. Hani evde yapılabilecek rahat egzersizler hangileri olabilir diye. Ve o da sağ olsun e, bizi kırmadı. Çok Bloklubu güzel basit. Getirdi. Evet. getirdi ama çok güzel basit bir şeyimiz daha var. Her eve bir pilates getiriyoruz şimdi. Nasıl Her eve pilates. Şey? Bedava evet, pilates. Bedava pilates. Aa ne güzel. Hadi gösterelim bakalım. Nasıl bu aletimiz? İşte böyle bir şey. Sadece dört tane kilotlu kadın çorabı istiyoruz. Ondan sonra ne istiyoruz? Bunları böyle bir bağlayacağımız sandalyemiz olacak. Bunu istersek bacaklarımıza, ellerimize göre ayar yapacağız. Ellerimizi şöyle aldık. Şimdi üst tarafı çalıştıralım önce bakın. Bunu zorluk derecesini vermek isterseniz biraz daha kıvıracağız. Ne yapıyoruz şimdi? Üst böl bölgeyi çalıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Sırtı çalıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Kanatlarımızı iyice çalıştırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Bacaklarımıza gelince bu, bu şekilde. Bilhassa mesela bugün konumuz dizle ilgili anlatacaklarımız var. Diz ağırlığında neler yapabileceğiz onları gösterelim. Biraz sertleştireyim. Şimdi bir Bak. dakika rica edeceğim. Güzel çekebilirsek e, hocamızı tam görebilecek şekilde. KJ'nin altında kalmasın. Evet. Şimdi şu Şimdi, bunlar ne Allah aşkına? Bunlar pilotlu bu çorap mı? Pilotlu çorap. Eski çoraplar bunlar. Ha. Biz masum, böyle renkli renkli seçtik ki değişiklik olsun diye. Evet, güzel. Evet. Şöyle hanımlar Bir zaten bilirler, tanırlar. Bir böyle kaçmışını sanırlar. seyrettik. Yani kaçmış çoraplarınızı atmayın. Bakın evet. atmayın bu çorabı dedi. Çok dedik. da ekonomiksiniz hocam. <laughs> evet. Harika. Bunları sandalyeye... Bağladık. ...dört köşesinden bağladık. bağladık. Aynen öyle bağladık. Bacağımıza bak. Şimdi bakın ben şimdi bacak hareketlerini göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Ha biraz hanım kardeşler basen şikayetinde oluyorlar. Bakın baseni gösterelim. Bakın basenler için, iç bölgelerde oluşan sellükler için. Bakın. Çok basit bir şekilde bunu çok rahat evde herkes uygulayabilir. Hmm. Ellerimizle yapıyoruz. İşte kol sarkmaları dedik ya demin mesela onlar için. Bak kardeşimize göstereyim isterseniz. Gel kardeşim şöyle bir otur bakalım. Bu pilatesin yerini alacaksa harika bir şey. Çünkü bir salona yazıldığınız zaman. Yani çok ucuz. Zaman... Çok ucuz. Gidemezsiniz, genemezsiniz. Zorluk olur. Şimdi bunu böyle Elinize göre biraz sertleştirelim. Heh. aynı şekilde de bunu takalım. Heh. biraz daha sertleştirelim. Şimdi sevgili kardeşlerim, bilhassa sırt ağrılarına, omuz ağrılarına mükemmel olanı bu. Hı hı. Bakın göğüs kaslarınızı da çalıştırıyor, sırt kaslarınızı da çalıştırıyor. Basitçecik bir şey. Hareket ettiğini hissediyor musun buraların kardeşim? Evet, omuzlarım. Hareket ediyor. Hareket mesela. ediyor. Şuralardaki kasların hissediyor musunuz? Kesinlikle. Biraz da var diyenler. Ha. çok iyi bu sırt kaslarında, boyun kaslarındaki fibromiyajilere çok iyi. Şimdi bak bir de şöyle yapalım. Göğüs kaslarımıza daha çok iyice yukarıya yap. Aşağı indir. Bu neyi çalıştırıyor? Şimdi gene sırt kaslarımız Hı. ve biraz da şu göğüs kaslarımızı çok çalıştırıyor. Hı. Göğsünüzle ilgili sıkıntılar varsa, sırt kaslarınızda ağırlar varsa çok basit. inanın mucize bir şey. ...çok rahatlıkla gördüğünüz gibi yapabiliyorum. De Aynen, hocam? bravo kardeşim. Belinizle mi çalışıyor? Evet, ben ben kadar inen izliyorum. bölgeleri çalıştıran... ...basitçe işte bir sandalye, dört tane de çorap. Peki hocam, e, böyle bir sandalyeye e, zaten bağlamak... ...ve bu hareketleri yapmak çok kolay gözüküyor. Bunu ne kadar öneriyorsunuz? Ha, şimdi şöyle, bunu her gün bir 15-20 dakika yapınız diyoruz. Bununla isteseniz bile kendinize zarar veremezsiniz. Çünkü dost sizde, güç sizde... Hani bir hoca sizi zorlamıyor. Siz kendiniz hocanızsınız. O yüzden mesela şimdi bir de bacaklarını yapalım kardeşimin. Şöyle bacaklarını şöyle bağlayalım. Bak iki tur attık. Şimdi bak dümdüz yapacağım kardeşim. Bilhassa hanımların en çok şikayeti nerede? Basen bölgesi. O zaman ne yapıyoruz bak. İçe dışa yap kardeşim. Tabi orası kolay da gitmez şuradaki i̇şte yağlar. yağlar. Hocam? Bir de bu Aynen de... öyle bak bu bölgeye de iç bölgeye de iç bölgeye de yapıyor. Ne yapıyor şimdi? Buradaki oluşan selülitlere de çok faydası var can kardeşler. Mucize bir şey, basitçecik bir şey ama mucize bir şey. Hadi can kardeşim, ikisini beraber yap şimdi şöyle. Ha aç iyice, kapat. Bir mikrofon tutalım Pelin Hanım. <gülüyor> Oo, sen <laughs> tam profesyonel çıktın, bravo. Sen şimdi <laughs> ikisini hepsi yap ama bunu yap. Buyur, neren çalıştığını bize söyle bak. Şu anda en çok buralarımı hissediyorum ve şu yanlarım evet. Yani Görüyor musunuz? Hem bakın buraları... Ve iç kısımları İç kısım en çok acıyan çok. yaramı. Ha. Demek ki çok az çalıştırmışım ben oraları. ne kadar mükemmel bir şey. Kesinlikle. O zaman bacakların içindeki ve dışındaki kasları kaslar. da harekete evet. geçiyor. Oradaki yağları da yakıyor. Aynen. Ama bunu yaparken eller olmuyor değil mi? Çok zor aman yarabbim tabi. Olmaz tabii. ağrıyor. Yani biraz belki daha evvelden yapıyor olmak lazım. Biraz hani hazırlıklı evet. olmak lazım. Şimdi çok basitmiş gibi geliyor ama söylesin bayağı zorluyor. Evet, zorluyor. Evet, yani bayağı zorluyor. Yani ya çok basit. E, evet. Bir sandalyeyle ve dört adet çorapla aslında tüm vücudumuzu çalıştıracak bir alete sahip olmuş olduk. İkincisi de dışarıda hava yağışlı. Gitmek hani ben her zor. gün gidiyorum, ...yürüyorum şey diyenler. Evet. İşte gayet rahat yapabileceksiniz. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Kardeşim için değil bu sadece. Hı. Belirli bir yaştan sonra hanım kardeşlerimizde idrar kaçırma çok oluyor. Ha. Bu aletle çok mükemmel bir şekilde idrar kaçırmaya mani oluruz. Çünkü idrar kaçırmaya mani olmak için şuradaki kaslarımız güçlü olması lazım. Altta idrarı tutan kaslar güçlü olması lazım. Şu deminki hareket yap kardeşim bakın. Bunu bolca yaptığı zaman idrar kaçırmaya da mani oluruz. Aa, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Çünkü e, ee bunu utanıp da yakınlarıyla paylaşamayan çok, insan var. O yüzden söylüyorum. Bir de bunun için çok basit bir şey daha göstereyim hemen. Bu alet yoksa bile şöyle bir şey yapsınlar. Bir yastığı alsınlar bacakların arasına. Sık canım kardeşim. Sık içinden bir, iki, üç, dört, beş say bırak. Tekrar yap. Ne kadar çok yaparlarsa bunu akıllarına geldikçe... ...bu idrar kaçırma meselesinde mükemmel bir egzersizdir. Çok basit, çok kolay. ...ve çok rahat edecekler... ...bir ay yapsınlar hemen rahatlarlar... ...bir de idrar kaçıran kardeşlerimize bir tavsiyemiz olsun... ...laftan lafa geçtik ama... ...kişileri gelsin gelmesi... ...muhakkak gidip boşaltsınlar... Hmm. ...dolduğu zaman kaçırma fazla oluyor... ...dolmadan kaçırma olmuyor... İşte bu aletin sayesinde ondan da kurtulurlar... ...basenlerini rahatlatırlar... ...dizlerini rahatlatırlar... ...mesela diz için nasıl hareket yapması lazım... ...bir de onu gösterelim... ...bugün konumuz olmuş... ...dümdüz kaldır kardeşim... ...kıvır şimdi... Dümdüz kaldır, kıvır. Bakın hangi kasları çalışıyoruz? Bu kasları çalıştırıyoruz. Hmm. Diz için çok önemli. Dizde kaslar ve kemik çok önemli. Kasları güçlendirirse kemiğe binen yükü alıyoruz. Dolayısıyla dizdeki problemleri rahatlatıyoruz. Bakın ne kadar çalışıyor şu kasları çok rahat çalıştırıyor. Şimdi kardeşim dümdüz kaldır. Dümdüz düz kaldır iyice. Daha fazla kalkmıyor. Şöyle şöyle. Yap, <laughs> şöyle. şöyle yap. Ne <laughs> yaptık? Zorluk yaptık onu. Şöyle yaparsak o çalışacak müsaade et şimdi. Nuray Hanımcığım, sizin dizinizde ağrı var mı? Evet, dizlerimde ağrı oluyor. Çok fazla ayakta kaldığımda bir de merdiven inip çıkarken ağrılar oluyor dizlerimde. Aa, merdiven inip çıkmak önemli. Artık şey evet. herkes apartman oturuyor. Şimdi o zaman basit bir başka bir hareket göstereyim. Şöyle tut Nuray kardeş şunu. Tamam. Şunu takalım şöyle ayaklarına. Yok yok şuna takacağız. Tamam. Ha Atın dizginleri gibi tut tamam. şimdi. Evde herkes bu pilates aleti yok. Böyle i̇şte mi? bu çorapla dizinizi çalıştırma hareketi gösteriyoruz. Yap bacım şimdi. Hangisini yapayım hocam? böyle Aynen mi? kıvır aç. Kıvır aç. 30 tane böyle yapsınlar mesela bak. Ondan sonra 30 tane de kaldır indir yap. Bir daha güzel şimdi Böyle. Ha. Bu bacak kasları çalıştığını hissediyor musun kardeşim? Öndekiler ama en çok arkadakiler hocam ağrıyor. Ama hepsi çalışması lazım, <laughs> dörtlü de çalışması lazım, yan, ön. Evet. Peki şimdi yanları çalıştıralım o zaman. Yine. Yana aç kapa. İşte yanlar çalışıyor şimdi. Burada sanki kollar çalışıyor gibi bana <laughs> böyle geldi. Kollar da çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ama bizim amacımız dizi çalıştırmak ya. Evet. Ondan dolayı çok çok basit, çok kolay ben kendi başıma dizimi kaldıramıyorum diyenlere işte çorap yardımıyla çok mükemmel bir şekilde çalışma elde edebiliriz. Peki hocam sağ dizi diyelim ağrıyor ama sol dizinde bir problem yok yine bunu da takviye için yapsın Birazcık ben. yapması lazım onda da çok çok faydası olur çok rahatlatıcı bir özellik var bunda da. Hemen bu çoraplardan laf açılmışken bir hareket daha gösterelim. Çorap zaman. bir işi şey iyiymiş valla. Çok çok iyi. Çok da ucuz. Biz çoraplardan çok faydalanıyoruz Başka bir başka bir şey daha yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Yine çoraplar aldık. Çorapların içine ne koyduk? Evdeki mesela bu tuz torbası birer kilo tuz torbası. Bu bir kilo mu? Bir kilo. Ha, tamam. Şimdi dizimize şöyle ayak bileğimize bunu bağlayacağız. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Bu değişik bir şey olacak şimdi. Ağırlık kaldıracağız. Da. Ağırlık kaldırmayacağız. Sadece hem işini yapacaksın hem de. bunlar hmm, bunlarla dolaşacağız. Aynen öyle. Ha, evde mesela sabahı toplayacak, temizlik yaparken, yaparken bulaşık yıkarken. De, bir tanesini daha saralım. İşte ev işi yaparken benim dizim benim dizimi ağrıyor, ne yapıyorum diyenlere işte size çözüm. Basit çözüm, kolay çözüm, ucuz çözüm, fazla masraf yapmadan çözüm. Hmm. Böyle bacaklarımız Ama, da kuvvetlenmiş olacak değil mi hocam? Hem bacakların kuvvetlenecek can kardeşim hem de evin işini yapacaksın. Ne yapacaksın? Gel şimdi senle mesela. ...evin içinde temizlik yapıyorsun. Temizlik yaparken şöyle şöyle yapacaksın, bak. Hmm. Heh. Evet. Heh. Mesela bir odadan odaya geçeceksin. Giderken biraz daha bacaklarını Asker kaldırıp kaldırıp yürüyeceksin gibi. şöyle şöyle. <laughs> tamam. Ne, ne oluyor şimdi? Şu kasların çalıştığını hissediyor musun? Evet. İşte bu, amaç bu. Peki rahat mı onlarla hareket etmek? Rahat. Çok ağır değil çünkü. Yani ha. çok rahatsız edici bir durum yok. Şimdi mutfağa geldi mesela. Mutfakta ocak karıştıracak. Ocağın da tenceresini karıştıracak. Özür dilerim Pelin Hanım. Şöyle Buyurun hocam. Mesela bunu böyle böyle yap. bak, Ocağını karıştırıyorsun. Ocakta yemeğini karıştırıyorsun. Bacağımla beraber. Bacağım da... ha, aynen öyle. Birlikte. Ne yapıyorsun? Hem yemeğini yaptı hem <laughs> işinden kalmadı. <laughs> hem de dizlerinin kaslarını çalıştırdı. Ne kadar güzel. Peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi herkesin kilosu bir değil. Herkesin yaşı da bir değil. Biz bugün Nuray Hanım için birer kilo. ...yol tercih Bravo. Etti. Şimdi ne yapacağız? Burada Kur'an ne? Önce basitten başlayacağız. Bir kilo beni rahatsız ediyor diyorsa yarım kilo yapsın ama bir kilo hiç kimseyi rahatsız etmez. <laughs> bir kiloyle başladı. Evet. Ondan sonra Nuray Hanım diyecek ki ben çok rahat bir kiloyu duymuyorum. O zaman iki kiloya çıkacak. Üç kilo kadar çıkabilirler bu yaptığımız hareketlerde. ...mükemmel bir şekilde hem ev işlerini yapmış olurlar, hem de rahatlamış olurlar. <laughs> Peki işi daha da zorlaştıracak olsak... ...ayaklarımıza bağladıklarımızı kollarımıza da bağlayalım mı diye Tabii, sorayım. neden? Bilhassa demin konuştuk, özür dilerim ben şöyle geçeyim, şuradan alayım hemen bir ağırlığımızı. Kollarımıza da bağlayabiliriz, aynı şekilde kollarımızda da... ...hani demin, özür dilerim, şöyle bir şey. Hani sarkmalar falan diye konuşmuştuk ya, ha -ha. onlara faydamız olur mesela. Buraya da bir bağlayalım, şu şekilde. Bunun içinde nohut mu var yoksa? Hayır. <laughs> bunun, bunun içinde kiraz çekirdekleri var. Ha. Kiraz çekirdekleri var. Bunu başka bir şey için kullanıyoruz. Şimdi onu da anlatayım. Şimdi ne yapıyoruz ha. hocam? Elini kaldır indir bak böyle. Yandan. Kaldır indir. Ha. Daireler yaptır. Brand. Ha. Ha. Öne kaldır. Arkaya kaldır. Ne yaptık? Bakın hem omuz kaslarını kuvvetlendirdik. Hem şuradaki kasları kuvvetlendirdik. Bilhassa şuradaki kaslar için şu hareketi çok yaptık. Ha. Şöyle. İşte. Tabii elleri görüyor musunuz? Elbörümü sıkarak yapsam daha, daha iyi da olacak. Daha iyi. Doğru, doğru. Ama bunu elinize bir tane su şişesi alarak da yapabilirsiniz. Bir tane hı. mesela su şişesi bildiğimiz su Değil. şişesiyle de yapacaksınız hı. bakın böyle böyle. Hı hı hı. Şu biraz da şu bölge için bakın böyle bildiğimiz birer kilo bu su şişeleriyle de yapabilirsiniz. Tabii güzel. Bizim amacımız ne? Çok fazla alet edevat demeden çok basitcecik evde bütün kasları çalıştırıcı hareketler gösterdi. Şu anda gösterdiğimiz şunlarla Hemen hemen bütün kaslarımı çalıştırdık. Hele sabah bir de hula hoop yaparsanız Vallahi. ...bomba kere bomba işte ee, ben biliyorum ki bütün spor salonlarında ö, vücudu böyle daha diri hale sokmak için dumbbell'la çalıştırırlar ama bizim evde dumbbell'la eğer tutarsak ev işi yapamayız. Aynen. Dolayısıyla bu çok Aynen. pratik, Aynen. çok teşekkür ederim. Şimdi mesela hocam. bunu bağlayacak, gidecek yatan düzeltecek, ha. çarşafını <laughs> sercek. Hem yatağını düzeltmiş oldu, hem ev işini yapmış oldu, hem de çalıştırmış oldu. Evet. Dizlerini çalıştırdı, ellerini çalıştırdı, basitçe bir şey. Evet. Ama tabii diz Bizlere bir sürü şeyler anlatmamız lazım, bir sürü şeyler sormamız evet, lazım. Evet, diz ağrısı çeken çok var. Çok var. Şimdi, dizdeki ağrılar neden oluyor? Hı. Dizde kireçlenme ne? Dizde menüsküs de. Mesela soralım, dizde menüsküs ne? Vallahi menüsküs deyince direkt çek. <laughs> şey, futbolcu hastalığı benim aklıma geliyor. Nuray Hanım ne diyecek? Benim oğlum da basketbol oynuyor ve o daha geçen hafta menüsküsten ameliyat oldu. Ya işte Geçmiş bak şimdi. olsun. Onunla ilgili Şimdi o zaman menüsküs ne onu söyleyeyim. Bir kişide kaç tane menüsüsü vardır? Vallahi... Oğlun ameliyat olmuş. Maşallah sen oğlanı ne zaman yaptın bu gökken çağırırsın Erken evlenince olursun. öyle maşallah, oluyor hocam. Maşallah. Ee, kaç tane? İki dizinde iki tane zannedersen bilmiyorum. Bravo. O zaman söyleyelim. Sağ dizde iç ve dış, sol dizde iç ve dış dört tane menüsüsü var. Bakın biz buraya koyduk, göstereyim şimdi kamerada da. Bunlar yastıkçık. Ne yapıyor bunlar? Kemikler, eğer bu yastıkçıklar olmasaydı bakın... Böyle birbirine vururdu kemiklerimiz. Bu süspansiyon görevi görüyor. Böyle böyle hareket ettikçe arada oluyor. Peki bu kardeşimizin oğlunda ne olmuş? Bu menüskü şuradan şöyle yırtılmış. Yırtılınca şöyle araya tamam, kıvrılmış. Tam göremediler hocam. Şöyle döndürelim. Evet. İki numarada mı? Ha, üç numarada gösteriyorum. Bakın kıvrılmış takılmış kalmış. Ne yaptılar ona? Artoskopi dediğimiz bir küçük bir alete girip şu kırık parçayı şu kopuk parçayı buradan çıkardılar. ...böyle bir ameliyat yaptılar. Peki evet. şunu soracağım... E, menisküs olduğunu bir insan... ...neyle ağrır? An. Yani Diz ağrısıyla, ağrısıyla mı? Hı -hı. Dizinizde ağrı başlar. Dizinizde kilitlenme olur. Nasıl kilitlenme? Şöyle kıvırırsın tak kalır böyle. Açamaz. Açamazsınız Açamayayım. ağrıdan. Doğru mu? Doğru, Doğru hocam. O. Bakın aynen. açama nasıl oluyor? Şimdi böyle hareket yapıyor bakın. Yırtık parça geliyor şu araya takılır. Menteşenin arasına girdiği gibi... ...3 numarada gösteriyorum. Bakın şu araya diye girdi şimdi. Hiç açamaz. Kilitlenir kalır. Şu pozisyonda kalır ağrı yapar. Bayağı ciddi ağrı yapar. Ondan sonra kendisi böyle bir şey yapar falan... ...tak yapar. Açılır. Bu, bu açılır... Aynen. ...yerine gelir. Ama bayağı bir ağrı olur. Diz şişer. Su toplar. Dizin içinde su toplaması olur. Menüsküs öyle enteresan bir şey ki... ...eğer menisküsleriniz olmasaydı... menisküsleriniz olmasaydı... ...insanlara Rabbim derdi ki... ...daha doğrusu hiçbirimiz buradan böyle... ...hiçbir zaman atlayamazdık. Neden? Neden? Ta diye kemiklerimiz kırıldırdı. Bakın bu süspansiyon yapıyor böyle... Basketbolcu ne yapıyor? Şimdi böyle tutuyor, topu atıyor, düşüyor, hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü bu süspansiyon yapıyor, amortisör yapıyor. Peki bu çok kullanmaktan ne oluyor? Çok, çok kullanmaktan olur, ters yük gelmekten olur. Şimdi ben topu almak için bir hamle yapıyorum kardeşimize, o da o ayağında tek ayağında kalmış oluyor. Bir anda bir yük ters yük geldiği zaman. Bunlarda da küçük yırtıklar, 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 yırtıklar. bozulmalar, meydana geliyor. Peki ayırtıklar. evde bizim başımıza geliyorsa, ev hanımlarında, e, beyefendilerde olursa onlar mesela buzla şeyi falan çekiyorlar, beyaz eşyaları çekiyorlar. O i̇şte hareketler mi? İşte çok tehlikeli o aniden birdenbire çekmemek lazım. Biraz kendinizden emin olacaksınız, sağlama alacaksınız, öyle çekeceksiniz. Birdenbire yapmamak lazım. Hmm. Olduğu zaman dize hemen soğuk uygulayıp ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Ama şimdi mesela çok güzel bununla ilgili tedavi metotları çıktı. Mesela dizin içine kendi kanınızdan hücre çıkarıyoruz. Ne demek kendi kanınızdan hücre? Hemen şimdi gösterelim. Ee, arkadaşlar PRP'yi nereye koydunuz? Bizim asistan arkadaşlar PRP nerede? Bulur onlar şimdi. Ha hocam. Bu kök hücre tedavisi ha, dediğiniz yüce, mi hocam? Hücre. Nereye? Ha. Şuraya koymuşlar. Ay hocam da hiperaktif. Hani. Ya Hiç özür dilerim. Ben, ben, <laughs> bitirem, ya. Ben, özür dilerim. <laughs> <Özür> dilerim. <laughs> Affedersiniz. <laughs> Pek maşallah değil. Televizyonda bana kızarlar biraz. Neden? Çünkü kaçırıyor kameralar. <laughs> Doğru. Şimdi bakın normal damardan kanınızı aldık. <laughs> Şu normal kanınız. Evet. Daha sonra bunu demonstratif yaptık tam kan Bakın ne yapmışız? Pıhtı kısmıyla öz kısmını ayırmışız. İşte bu sarı öz kısmını da perepe diyoruz, köküce diyoruz. ...sizin hücrelerinizin tamir eden doku burada, bunun içinde. Hmm. Yani Allah korusun burasını kestik, diktik. Kim tamir ediyor? İşte bu sarı kısım tamir ediyor. Hmm. Hani bir yanık oluyor elinizde, sonra sarı sarı su aktı diyorsunuz ya... ...yanıklardan sonra hatırlarsanız. Evet. İşte o sarı su, bu su. Orayı tamire geldi. İşte bu suyu alıyoruz, bunun içine, dizinizin içine bunu veriyoruz. Bu oradaki dokuyu çabucak tamir etmeye sağlıyor. Bir yere tamir etmeniz için oraya kan gelmesi lazım. Kan gelen yere ne geliyor? Can geliyor. Hmm. Kan gelen yere can geldi. Kanı direkt oraya veriyoruz biz o zaman. Çabuk iyileşmeyi sağlıyor. Basit menüksüsel edilenlerinde Basit diz ağrılarında bu çok iyi geliyor bu PRP yani uygulaması. Yani ille de bir operasyonu açmaya bıçak falan gerek, gerek yok. Her zaman gerekmiyor. Her zaman gerekmiyor. Tabii ki doktoru karar verecek, spor hekimleri Tabii var, ki. şimdi ortopedistler var. Sadece dizle uğraşan ortopedist arkadaşlarımız var. Onlar karar verecek ama basit ağrılarda, basit diz basit menisküs zedelenmelerinde bu mükemmel bir sonuç veriyor. Hatta biz buna bir uygulama daha yapıyoruz. Bunu yapıyoruz içine küçük bir kıl ineğini ondan sonra onun içine bir de Ozon veriyoruz. Ozon ile son dönemlerde çok kullanılıyor oksijen. Hı hı. Oksijen veriyoruz. Dokulara oksijen lazım ya. Ozon da oksijenin güçlü hali. Onu da aynı şekilde veriyoruz. Mükemmel bir şekilde dizlerde rahatlamalar oluyor. Güzel. Yani dizin tam sizin gösterdiğiniz sıkıntılı olan yerine... ...iğne ile enjekte Küçük bir ediliyor. Iğneni, kendi kanı. E Aynen. Kendi kanı. Hiçbir yan etki yok. Hiçbir tehlike, hiçbir zorlama yok. Peki bu kaç kere yapılıyor? Pelin Hanım isterseniz ismini vermek istemiyorum ama bir sporcu kardeşimiz maça yetişecekti, sezona yetişecekti. Bir günde iki sefer yaptık, sabah akşam yaptık yani hmm. bir an önce iyileşsin diye. Kendi kanı olduğu için hiç risk yok, tehlike yok. Buradan alıyoruz, oraya veriyoruz. Çünkü kendi kanı oraya gelse zaten tamir edecek. Bu kanın içinde her şey var, her türlü tedavi edici özellik var. Bunu Rabbim... peki her yaş grubu için önerir misiniz? Her mi yaş grubu da Mesela şu anda ekran başındaki 80 Küçük yaşındaki teyzemiz de yaptırabilir mi? Kesinlikle yaptırabiliriz, ha. büyüye de yaptırırız. Çünkü 80 yaşındaki teyzemin burasını kestim, diktim, kim iyileştiriyor? Bu sarı su iyileştiriyor işte. Hı hı hı. E onu iyileştiriyorsa benim dokumu da iyileştirecek. O kadar basit yani. Bunu ne yaparsak yapalım zarar yok. Yan etkisi yok, tehlikesi yok. Güzel. Çok rahat bir şekilde uygulayabiliriz. Güzel. Şimdi bir yeni uygulama daha çıkardık dizlerde. Hı. Eğer baktık gördük diz ağrımız fazla, dizin sürtünmesi fazla oluyor. Bu sürtünme nasıl oluyor? Hemen onu da göstereyim. Gene sürtünmesi ben şöyle... fazla oluyor, biz hissedebilir miyiz? Hemen kendi anlatacağım. Kendimize. Nasıl anlayacağız? Şöyle oturacağız. Dizimize şöyle şöyle hareketler yaptığımızda... ...tıkır tıkır ses geliyorsa elimizde. Sen bir otur bakayım ablam. Hatta bazen ha. e, yazar da sevgili Onu, seyircim kapat namazda geliyor o ses Ay, diye. Aynen çıtırt diye çıtırt, çıtırt diye geliyor. Evet. evet yap böyle seninki o kadar değil. Yap Yerini bakalım. De yapayım. ha Bunda biraz var. Evet bunu bak, ben de duydum. Şöyle karda yürüyen ses böyle kışık evet. kışık yapan bir ses geliyorsa şöyle oluyor. Bakın gösterelim. Şimdi şöyle size, şu hakiki kemiklerimizi de gösterelim. Şimdi şu menüsler bozulmuş oluyor. Hafif hafif sürtünme başlıyor. Yani şöyle Kemik birbirini yiyor gibi bir şey. Aynen öyle. Kemik birbirini yiyince ne oluyor? Bakın kemik birbirini yiyince ne oluyor? Bak gösterelim. Erimeye başladı. Hmm. bu ses. Doku zedeleniyor bayağı aynen, gidiyor aynen. yani Aynen bakın elden. ne oluyor böyle? Evet. Kemik kendi kendini yıpratmaya başlıyor. Dök. bozulmaya bak. Bayağı o tıkır tıkır iki kemiğin birbirini sürtme sesi. Sütme ...aradaki menüsküsün dejener olup bozulmasıyla ilgili bir şey bu. Evet. Peki biz buna ne yapıyoruz? Bakın bir uygulama göstereceğim şimdi size. Ha, burada var. İnsan düşününce de bir fena evet. oluyor değil mi? Evet. Onu iki kemiğin birbirine sütlensin. Şimdi olur. mesela biz o dediğim gibi bir sıvımız var. Bunu horozu bil diyoruz biz buna. Hemen şöyle sıkalım. Evet. Kurumuş galiba, yenisini. Peki onu sıkınca ne Hemen çıkıyor orada hocam? Işte sıvı çıkıyor. Bir tane özel sıvı var. Bir tane ben şimdi canlı yayında yapıp göstereceğim. Ha daha e, böyle sıvı, akışkan olmasını, artırdı. kaygan evet. olmasını sağlayacak. Bakın şimdi buraya gösteriyoruz bakın. Hah, geldi. Hah. Gel, ha geldi. Jel gibi bir şey. Jel, jel, jel zaten. Bu nereden yapılmış? Horozun ibiğinden örnek almışlar. Bakın bunu sürtüyor. Dizimizin arasına bunu yaptığımız zaman... ...bakın ne oluyor? Deminki sürtünme azaldı. Ah, evet. Şimdi biz bunu bir uygulayıp gösterelim, bu basit bir şey. Tamam. Bir tane bir hastamız var. Ee, Anfendiyi bir alalım şöyle, gel kardeşim. Halise ha, Hanım. Ha, ha. Tamam, Halise Hanım gelsin. Halise Bak, Karakaş. Böyle Ay doldur. Halise Hanımcığım, Bursa'lardan geldi, evet. alkışlayalım onu. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş evet. bulduk. Evet. Merhaba, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, tamam. çok sağ olun. Bakın şimdi Halise Hanım'ın dizlerinde biraz sıkıntısı var. Hah. Şöyle oturtalım Halise hanım şöyle oturtalım. Mikrofonu şimdi Buyurun. Ses var mı? Halis Hanım'da ses varmış. Tamam otur Halis Hanım'cığım sen oraya şimdi. Bakın şimdi şöyle bir bakalım. Biraz geri al Halis Hanım kendini. Oynat bakalım dizini, oynat. Pelin Hanım'cığım bir zahmet bir bakabilir misiniz? Bakayım hocam. Bak bir elinizi tutunuz. Ay tıkır tıkır, ah canım benim. Nasıl tıkırdıyor? Şimdi diyor. bunu da yapalım. Ay burada da bir şey oynuyor gibi. Bunda Şurada biraz bir şey az, oynuyor. bunda çok. Şimdi evet. biz buna bir Ama bunda da var ha. yani yok Biz değil. buna şimdi bir uygulama yapacağız. Evet. Basit bir uygulama göstereceğiz. Şimdi bunu niye gösteriyoruz? Burada bu uygulamanın zor bir şey olmadığını, kolay bir şey olduğunu gösterelim Belki diye. Belki küçücük Halise Hanım'ın sıkıntısının ne olduğunu kendi ağzından da bir evet, Dinleyelim. Halise Hanım, e, nasıl başladı bu dertler? Onu anlatır mısınız bize? Bu ağrıyla başladı canım. Aha. Ondan sonracuma tabii ki yürürken falan böyle daha kısıtlamalarım oldu. Yür yürürken zorlamalar oldu. Ama ondan sonracıma yani acıyor muydu? Yani adım atarken buralarda acı mı hissetmeye başladınız? Acıyordu, ağrı yapıyordu. Ağrı yapıyordu. Merdiven yani, çıkabiliyordum? Merdiven çıkarken çok zorlanıyordum canım. Hmm. Çok zorlanıyordum. Anladım. Evet. Ve ondan sonra da herhangi bir tedavi başladı mı sizde? Evet, ondan sonra işte biraz biz kendisine bu kök hücreden uyguladık. Az önce uyguladık. Evet. Bize geldiğinde hanımefendi hemen hemen dizini hiç hareket ettiremiyordu. Doğru mu hanımefendi evet, kardeşim? Evet, evet. Hiç hareket ettiremiyordum. Ve ayağım olduğu yerde ki, böyle kitliyor gibi oluyordu kendini. Demin gösterdiğim Boşalma şey, gibi. Boşalma gibi oluyordu. oluyordu. Fakat hocamızın uygulamasına çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. İyi ki varlar yani. Sağ Hepsiniz. olun. Şimdi biz bir de basitçecik bir dizini bu kaydırıcıdan uygulayacağız. Bunu göstermekte amacımız bunun basit bir şey olduğunu göstermek için yapıyoruz. Bayağı Hadi canlı yapalım. yayında şimdi Hemen şimdi yapacağız. Evet. Tamam. Şimdi şey yapalım. Sen tamam. aç güzelce. Tamam. Şöyle biraz geri. tamam. Şey getir şu tabureyi çek şöyle bana doğru. Çek, çek 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 tamam. Şunları getirin. Bunu steril şartlarda yapacağız göreceksiniz hemen. İki dizine de uygulayacağız. Hemen, gel hayatım sen hemen şöyle, gel. şöyle şeyini sıkalım uyuşturucusunu sıkalım Buna da sıkalım Şurayı kamera sık. güzel görüyor mu oradan tamam. uygulamayı tamam Buna da sıkalım tamam çok güzel hani bu futbolcuların maçta sıktıkları vardı ya ondan sıktık şimdi soğutucu hep, mu sıktınız evet soğutucu sıktık bir de heh, ver şimdi tamam FK'da hazırlar. Biz şimdi bunu bakın yapıyoruz. Lütfen kamera lütfen yüzünü de göstersin ki niçin göstersin? Ağrısız bir şey olduğunu görsün. Yüzün ifadesini Aa, görsün istiyorum. Ay canım benim heyecanlandım. Bakın. Halis Hanımcığım bir şey duydun mu kardeşim? Hiçbir şey duymadım hocam. Çok gayet rahatla dayanmış için. Bakın hemen şimdi Hiçbir Hiçbir şey duymadım. Hiç yaptıktan sonra şimdi biz onun için bir de evet. ozon vereceğiz. Ozon ne? Oksijen vereceğiz. Yani hem horozibini yaptık hem de ozonu yaptık. Şimdi Bant ver. Acımadı mı? Hiç acımadı ha, kesinlikle. E hocamızın eli de çok hafif sağ olsun. Yani tam oraya çok... mı yaptınız onu? Tam oraya yaptım. Tam oraya yaptım. Tamam. Ah, Hayır Semcim sen şuraya bir bas. Tamam hocam. Tamam. Şimdi buraya yapacağız ha? Hiç acımadı ya. kesinlikle. Gerçekten hiç acımadı. Şimdi yürütüp de göstereceğiz hani salma. Bakın şu anda uygulamayı yapıyorum hay Hanım acıyor mu anneciğim? Yok kesinlikle acımıyor hocam. Gayet Pelin Hanım için değil mi yapıldığına? ben şahitim yani. sanki bana yapılıyor Yok. gibi <laughs> Bizim için rahatladığını hissediyorum. Tamam. Kesinlikle acımıyor. Ay ben de hem çekilirim hem, hem bakmadan hocam. duramam evet, meraktan. Evet. Yok. Tamam bırak. Tamam bıraktım. Tamam işte bu. Ay geçmiş tamam. olsun. Dur şimdi bir daha tamam. bir kontrol edelim. Hadis Hanım. Evet. Çok teşekkür ederim. İşte gördüğünüz gibi olay evet. bu kadar basit. Evet. Şimdi Halise Hanımcığımdan bir şey isteyelim. Ha. Evet. Giysin ayakkabılarını bir yürüsün bakalım. Niçin gösteriyoruz? Yani bunu yapıp hemen yürüyebilir. Biz bunu yapıp maça çıkarıyoruz futbolcuları. Böyle Öyle basit. Şey. Yürü anneciğim şimdi. Bakın çok rahatladı. Gördüğünüz gibi iğneyi uyguladı korozibini. Sizin gözünüzün önünde uyguladı. Bakın Dizlerin. hiçbir şekilde şey yaptı şimdi, Hiç acımadı. Gel. Çok rahatladım gerçekten. Gel otur Halise kardeşim. Es, şimdi bir... senden bir şey istiyorum. Evet. Buyur. Deminki gibi dizini aç kapama yap. Ha, şimdi Pelin Hanım bir tutar mısınız dizine elinizi? Deminki Dur. takır tuttu kutuyu duyacak Sizi... mısınız? Siz. Dışa hayatım. Acık var az önce daha fazlaydı. Şimdi neden yayıldıkça? Hayır ha, yapılmadı. Yayıldıkça daha... hareket evet. ettikçe yaldıncaya evet. sesi kesilecek bak. Evet, sen bolcan. Aa evet evet, ya evet 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 Bak şimdi. evet, ya neden? evet. Neden? Geldi. neden ben buradan Bak. verdim? O yaptıkça dizinin Bak. içine Bak. yayılacak. Gerçi dizinin içine olursun. yayılacak. Kesinlikle. Çok, memnun kesinlikle. çok memnun kaldım. Kesinlikle acımadı ve herkese de tavsiye ederim. Gönül rahatlığını herkese yaptırabilir. ve çok Biz buradaki kaldım. amacımız biz buradaki amacım bunun kolay bir şey olduğunu, He? tehlikeli bir şey olmadığını göstermekti. O yüzden evet. gösterdik. Hiç Hı -hı. acımadı kesinlikle. Bir de biz farklı olarak bu horozibine farklı olan bir de ozon uyguluyoruz. Hmm. Ozon çok enteresan, güzel son dönemlerde çok kullanılan bir tedavi şekli. Eklem içine hem horozibini verdik hem de ozonu verdik. Evet, çok rahatladım hocam. Ay, çok dinledim. Şey şey siz, evet. siz de hissettiniz değil mi evet, evet, sesi? Evet, evet, evet. Bak, bak yalan yok. Evet. İlk, i̇lk bir iki yaptı tık tık geldi sonra herhalde yayıldı diye Yayıldık. düşünüyorum. Neden? Ondan sonra evet. rahatladı Aynen. o belli yani. Aynen öyle. Rahatladım bak. Bak. Kesinlikle evet, ses evet. yok. Bu, bak az önce kıtır evet. kıtırdı, şurası Tabii. Evet. kıtır kıtırdı. Evet. İşte amaç bu. Yani <laughs> evet. bu ne biliyor musunuz? Şimdi ne kadar da bir yaptırması lazım? Şu, şu paslı menteşe... ...paslı menteşe böyle böyle hareket ediyor, zorlanıyor. Biraz yağ damlattık, paslı menteşe hızlı çalışmaya başladı. Peki bu ne kadar, kadar da var. bir yaptırması lazım? Şimdi bu, hastanın verdiği cevaba göre değişiyor. Ha. Bir iğne var, bir tane yaparız, bir daha yapmayız. Bir iğne var, üç sefer yaparız. Birer hafta arayla. Hastanın verdiği cevaba göre... Der ki ben hocam rahatlamadım bir tane daha yaparız. Rahatladım yapmayız. Peki hocam Onunca... bunlar pahalı uygulamalar mı? Şimdi bakın bu yaklaşık bu iğneler 100-150 civarında fiyatı var bunların. Hı hı. Mesela iki dizine uyguladık 300 lira civarında filan bir. Ama var. eğer uzun süreli kurtarıyorsa yani tabii sağlık her şeyden önemli. Ama bakın çok ee, rahatlatıcı bir şey imzan, yani ağrım, çok rahatlatıcı. Ağrım vardı ağrılarım kesildi ve rahatladım. Çok dizim böyle hafifledi yani. İyi, sevim, çok benim, memnun Halisa kaldım. Hanımcım. Evet, ah, evet. evet, evet canım. Peki şöyle bir şey sorayım. Ee, belki Halise Hanım kadar ileri noktaya gelip de böyle kıtır 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 etmiyor ama... ...böyle dizlerinden sıkıntısı tamam. olana. Şimdi şöyle ona ne yapabileceği canım. basit i̇şte bir şey. İşte onu gösteriyoruz. Çok güzel söylediniz. Bakın... Limon denen bir mucize var, Rabbim'in verdiği bize bir mucize. Limonun sarı kısımlarını soyduk, beyaz kısımları kaldı. Yani. Şöyle Tabii halka halka doğradık. iki tane limonu şöyle bir kabın içine koyuyoruz. Bakın şöyle ha, limonları... Seyircimizden de soru geliyordu evet. bu arada, alıyorum telefonumu. Tamam. Ondan sonra bunun içine bir tatlı kaşığı kadar... ...bir tatlı kaşığı kadar susam yağı... ...bir tatlı kaşığı kadar kantaronlu ozon yağı ya da normal ozon yağı ya da ozon yağı bulamayan zeytinyağı da olabilir. Sonra bunun içine bildiğimiz kuru naneden koyuyoruz. Hepsini şöyle karıştırdık. Bak şöyle yaptı gösteriyorum. Gösterelim, gösterelim şimdi. Bir evet. daha tekrar edin hocam neler koyduğunuzu. Anlatıyoruz. Koyduk, Halk halka limonları doğradık. Sarı kısmını soyduk. Sonra içine ne koyduk? Susam yağı koyduk. Ne koyduk? Ozon yağı koyduk. Ozon yağı bulamayanlar zeytinyağı da koyabilirler. Sonra ne yapacağız şimdi? Hastaya soracağız. Diyeceğiz ki senin dizine sıcak iyi geliyor mu? Hı. Banyodan çıktıktan sonra dizin rahatlıyor mu? Rahatlıyor. Hı. O zaman mesela yok. bunu götüreceğiz. Ocakta biraz ısıtacağız bu karışımı. Tamam. Sıcak hale getireceğiz. Sonra da getireceğiz. Şimdi Halis Hanım dizini açın. Halis Hanım dizini bir zahmet. Arkadaşlar benim asistan arkadaşlar. Halis Hanım dizini açın. Eğer sıcaktan hoşlanıyorsa sıcak yapacağız. ...sıcaktan hoşlanmıyorsa bunu buzdolabına koyacağız, soğutacağız biraz. Tamam. İster soğuk, ister sıcak, hasta söyleyecek... ...ben sıcaktan hoşlanıyorum, soğuktan hoşlanıyorum diye. Tabii kişi diye. kendini bilir. En iyi doktor, hastanın kendisidir. Hı bu hı. çok önemli. Bu laf çok önemli. En iyi hasta, doktor... E lapa dedik, bu ama lapa değil. Şimdi bu işte bizim lapa diye tabir ettiğimiz bir şey. Lapa ha, olarak tamam, tabir Ama başka bir lapa da anlatırız şimdi. Bunu bir anlatalım şimdi. Şöyle dizin uzatsın, izin uzatsın, uzat su şöyle. Şu şu tarafı da uzatsın. Bir de streç getireyim şimdi. Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu bu, bu, şekilde ne dedik? Ya sıcak yaptık ya soğuk yaptık. Diyelim ki sıcaktan hoşlandı, ısıttık. Isıttıktan sonra getirdik buraya. Dizlerin ağrıyan yerlerine koyduk. Koyduk. Sonra üstüne bir naylon koyup ...şöyle, niçin naylon koyuyoruz Sıcaklık işlesin, içeriye doğru işlesin, dışarıya kaçmasın diye. Sonra da stresle saracağız. Ha şöyle saracağız. Aynen saracağız, şimdi sarıp da gösterelim. Ne kadar süre kalacak bizde? Soğuyana kadar duracak. Şöyle saracağız şimdi. Yani oturup mesela dizisini izlesin mi? Bununla üç saat. Çok rahat izlesin. Pelin çiftçiyi başlasın, sabahtan başlasın, bunu hemen koysun. Aynen. Ondan sonra sabaha kadar izlesin. Misafirin varla başlasın. Aynen. Iyi fikirle devam etsin. Aynen. Öyle evet. akşam. 200 saat kadar durabilir dizin içinde. Böyle streste ya da naylonla sarsın. Ya da üstüne bir de sıcak tutsun diye bir de bir evde olacağı ha. bir sıcak havlu, bir şeyde havlu, de sarabilir. Bir şey. Hemen bir tane de bir lapa anlatalım. Olur. Bildiğimiz patates. Ha. Patatesi güzelce haşlayalım. Haşladıktan sonra onu güzelce ezelim. Ezdikten sonra içine aynı demin yaptığımız gibi susam yağı koyalım. Ozon yağı koyalım sıcak sıcak. ...dayanabildiği kadar sıcaklıkta da getirip saralım. Burada tek kural hastaya soracağız. Senin dizin sıcaktan hoşlanıyor mu? Ha. Hoşlanıyor. O zaman patates çok iyi gelecek. Bir tane daha söyleyelim. Bildiğimiz bir tane olgun bir elmayı alalım. Elmayı güzelce haşlayalım, iyice yumuşasın. Tamam. Elmayı yumuşadıktan sonra onu da ezelim böyle püre haline getirelim. Onun içine de ozon yağı koyalım. Ozon yağı bulamayanlar zeytinyağı koysun. Susam yağı koyalım bulamaç yapalım. Sıcak sıcak getirip dizine saralım. İşte bunlar da lapa. Peki ozon yağı nerede satılır? Ozon yağı artık her yerde satılıyor. Eczanelerimizde de var. Aktarlarımızda da var. Ozon yağı, yalnız ozon yağında bir şey söyleyeyim. Ozon yağı iyi bir zeytinyağından yapılması lazım. Zeytinyağında bugün iyi bir zeytinyağı 25-30 liradan aşağı değil. Çok ucuzsa... Onu biraz şüphelensinler. Ha iyi bir markalara dikkat etsinler. Tarım Bakanlığı iznine dikkat etsinler. Bunlar Tarım Bakanlığı izni var. Varsa mükemmel bir şekilde rahatlayacaklar. Süper. Evet. Halise Hanımcığım Allah şifa versin. Amin çok teşekkür evet. <laughs> ederim <benim. Şimdi gülüyor> Çok sağ olun. Halise Hanım bir şey daha göstermek istiyoruz. Şunu bir sil kızım sen ben hemen anlatalım. Şöyle bir durum vardı Halise Hanım'da. Nasıldı? Bacakları biraz şöyle dışa basmaya başlamış. Şöyle dışa doğru basıyor. Dışa doğru basınca ne oldu? Diz ekleminde daha çok diz dış kısmı açıkta kaldı. Kaç numaraya göster? Üç numaraya göster. Bakın dizim böyle ya. Altta eğilme olmuşsa iç kısmı sıkıştırıyor, dış kısmı açık kalıyor. Dolayısıyla dizinin iç kısmı da daha çok ağır oluyor. Ha. İşte buna ne yapacağız? Şimdi evde basit kendimizi uygulayacağız bir şey yapacağız. Bunu nasıl da anlayabiliriz? Ayakkabılarınızın dış köşesini eskitiyor musunuz, eskitmiyor musunuz? Ayakkabılarınızın topuk kısmına bakacaksınız. Şöyle ayakkabınızın topuğuna bakacaksınız eğer dış kısmını eskitiyorsanız şimdi basit bir uygulama yapacağız. Tabii bakayım neresiymiş Mes belki ben de yapıyorum. Bu, 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 bu yeni ayakkabı olduğu için ayakkabınızın şu dış kısmı eskiyecek şurası eskiyecek bak şöyle ha, eğer dışı eskiyecek. Şurası eskiyorsa? Dışı eskiyemişse dışa basıyorsunuz demek ki ha. o zaman. Şimdi dışa basanlara bir uygulama göstereceğiz nasıl bir şey yapacağız hemen onu bir gösterelim. Tamam. Evet. Biraz da dizde de böyle formunda, şeklinde bozukluk oluyor mu? Öyle evet, tabii. Öyle. Dışa bastıkça formda bozukluk oluyor. Hı. Şimdi, Halsan'ım bir zahmet kaldıralım. Feridun Hocam, hiperaktif halk için kapanma. gerçekten <laughs> yakalamakta zorluk çekiyor. <laughs> özür dileriz, <dursun>, özür dileriz. <laughs> kapa maalesef. Tamam. Bir ayağa kalk şimdi. Ayakkabıyı giymeyeyim Giyme, ya. giyme. Tam böyle, heh, böyle dur. Bakın, ne oldu Hanise Hanım? Biraz futbolcu bacağı dediğimiz dışa doğru basma başlamış. Görüyor musunuz? Dışa evet, doğru basma birazcık, başlamış. Evet, evet ha, canım. Şimdi, şöyle tam şu yanan kameraya doğru dön Hanise Hanımcığım. Ha, bak gördün Dışa gitti. Biz buna ne yapacağız? basitçecek ...kırtasiyecilerde, ayakkabıcılarda da satılan böyle sert süngerler vardır. Bir tane sert sünger alacağız. Hmm, Bundan tamam. şöyle keseceğiz bakın, şöyle dış köşesine. Ayakkabıların içine bunu koyacağız şimdi. Evet. Dışa basıyordu Halis Hanım. Şimdi ayakkabısının içine öyle bir dış uygulama yapacağız. Hemen yapalım. Şimdi sevgili seyircilerimiz dizlerinizde ağrı hissediyorsanız yani bacaklarda bir sıkıntı var ise, e, bunun devamında bakayım. dizlerinizdeki yapısal bozukluk dikkatinizi çekmeye başladıysa dizlerinizin yani, formu bozulduysa ayakkabınızı hemen elinize alın. Ayakkabının dış tarafı dış böyle. eskimiş mi eskimiş mi? O zaman Böyle bir şey koyacaksınız dış köşesine. Evet. Bakın şöyle dıştan koyalım şimdi göstereyim. Hasan bas şöyle. Bakın ne yaptık? Dışa gitmesine mani olduk. Şimdi ekranda bir daha gösterebilsek. Bakın dışa gidişi tam bas Hasan şöyle Anladım, güzelce ikisine de. Hocam. Bakın dışa gitmesi kısmen mani oluyor. Ne yapıyoruz? Dışı kaldırıyoruz ki yükü buradan dağıtıyoruz. İçi açmış oluyoruz. Bunu da ayakkabısının içine koyalım şimdi. Evet, giy bakalım Hasan'ım. Hah. Evet. Sevgili kardeşim şimdi bir yürü bakalım. Ne yaptık? Şimdi dıştan yükü dağıttık. İçi birazcık açtık. Evet. Başta insanlar daha, biraz daha. sıkılabilir. Evet. Ama zamanla alışılacağına evet. eminim. Nasıl rahat evet. mı rahat. Halise Hanım? Çok rahat. Rahat. Çok rahat. İyi hocam dediği gibi bunu, yani saygıyla. Bunu daha ölçülü bir şekilde yapmışız. Mesela dıştan kaldırmışız. ...içini azaltmışız. Böyle profesyonelce yapılmış. Böyle tabağında. de yapıyorlar özel. Tabii Ortopedi doktorları verebilir, fizik tedavi doktorları verebilir. Ortez protez bölümleri vardır. Oralarda yapılabilir. Ama biz basitçe evde... ...basit olarak ne yapabilirsinizi gösterdik. Şimdi. Tamam. Ayrıca Evet ucuz. Tabii hiçbir şey yok. 1 lira bir şey. Şunlar bir lira, evet. bir buçuk liraya satılıyor. Sert sünger nasıl? diyorsunuz. Bunun Sert sünger potasyelerde evet. bulunabileceği Bunlar düşünüyorum. Peki olacak. harika. Şimdi Feridun Hocam ben sizi takip etmekte hani zorlanıyorum dedim ya. Maşallah enerjiniz yerinde. Şunu çok merak ediyorum. Siz güze, güne nasıl başlıyorsunuz? Ne tamam. yapıyorsunuz? Yani mesela yataktan nasıl kalkıyorsunuz? Tamam harikasınız. Hemen <laughs> <ben> onu gösterelim. <laughs> evet. Şimdi önce Haysan'cığım seni şöyle alalım bir. Yataktan nasıl kalktığımızı gösterelim. Bu tamam. çok çok herkese tavsiye ettiğim çok önemli bir şey. Lütfen herkes yaptın Hay diyor. Hayır hanımcığım sizi çok ayakta tamam. tuttuk. Şuraya tamam. oturun hayatım. Teşekkür ediyorum canım. Şimdi. yatakta uyanınca. Hadi şimdi hep, zil çaldı. Tırırır. Zil çaldı. Hay Allah ne çaldı gene pat diye kapatıp <laughs> uyumuyoruz. Uyumuyoruz. Ne diyoruz? Bir kere o kadar önemli ki gece ölüyorsunuz. ...düşünün, ölüyorsunuz yani bir nevi ölüyorsunuz, hiçbir cezane bulursunuz. O kadar Yerim önemli şey. Evet. O zaman ne diyorsunuz? Rabbim beni tekrar uyandırdığı için sana sonsuz teşekkür ederim. Hı. Oh çok şükür bugün de uyandım. Sonsuz şükürler olsun diye şükrediyoruz. Ondan sonra hani... ...şöyle bir genleşme vardır, şöyle bir gerilme vardır ya... ...bütün hayvanlar falan yapar böyle... ...insanlarda da böyle yapmasın tavsiye ederim. Şöyle bütün kaslarınızı şöyle bir hareket ettirin. Ha. Sonra benim size en çok tavsiye edeceğim... Bilhassa ailesinde Alzheimer olanlara tavsiye edeceğim bir şey var. Beyin damarlarınızı genişletin diyeceğiz. Nasıl genişleteceğiz? Nasıl yani? Bakın ne yapacağız? Şöyle yataktan kalktım. Kalktım şöyle uyandım. Ondan sonra döndüm. Başımı şöyle sarkıtıyorum. Bakınız. Elimi koyacağım. Yaklaşık bir şöyle 3-4 dakika istersen 5 dakika kadar duracağım. Ne yapıyorum böyle? Beynime kan hücum ettiriyorum. Dolayısıyla beyin damarlarımı genişletiyorum. Dolayısıyla beynime daha çok kan gidiyor, beynim daha çok çalışmaya başlıyor. Beyin damarları zaman içinde daralmalar yapabiliyor. Kalp damarı olduğu gibi, ayak damarı olduğu gibi. Ben 5 dakikacık herkesin yapabileceği, hatta elinizi koyun diyoruz. Bakın şöyle elinizi koyarsanız daha kolay yapabileceksiniz. Bakın böyle, daha kolay yapabileceksiniz. Bunu böyle yapın, çok rahatlarsınız diyoruz. Bunu muhakkak... Uygulayın, uygulayın, çok fark göreceksiniz. Allah bilir, siz bununla yetinmiyorsunuz ama bu da kalkıyorsunuz. Ben bununla yetinmiyorum, ben şöyle bir şey yapıyorum... ...herkese de bunu tavsiye ediyorum. Ne yapıyoruz? Şunu da gösterebileceğim. Ben tamam. diyorum kalktım, yüzümü yıkadım, bir iki hareket yaptıktan sonra... ...geliyorum, Serap diyor ki ne yapıyorsun gene? İşte bunu yapıyorum diyorum. Başlıyorum Serap Hanım'la sabah sohbetini böyle yapmaya. Ya Serap bugün programa gidiyoruz. Ne yapacağız programda? <laughs> ya sen o ki, maskeyi bana uygulayacak mısın? Uygula. Ya tabii ki uygula. Ya onu çok kötü uyguluyorsun. Biraz kenardan yap. Sen benim ekranda önümü kapatıyorsun. Böyle sohbetimizi burada yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 dakika böyle duruyorum. 5-6 dakika mı? Evet. Yok Can daha neler? evet. İnanın zor değil. Alıştıktan sonra. Bak e, kardeşimin eşine tavsiye ettiydim. Mehmet Bey bir gelir misin bak kardeşim? O da uyguluyor. Bak yapsın. Mehmet Bey. Alışınca evet. çok rahat yapıyor. Evet. Kendisi Bursa'da, kendisi kebapçıdır. Kendisi Bursa'da. Günler. Aa, Şöyle aa, bir geldin. Yalnız ben. bak bir şey söyleyeceğim. Bursa... Hiç bekler misiniz Mehmet Bey'den? Bir Mehmet Bey'i görün Allah aşkına. bak. Hiç Mehmet Bey'e birisi dönse dese ki... Mehmet Bey'ciğim hadi bir amuda kalk dese... Ben derim ki Mehmet Bey der ki... ya Ne diyorsun kardeşim? Ama faydasını mı gördünüz Çok ki? Gülüyor. Allah Allah. Mehmet, Allah. Bey, Mehmet Bey bizim eski dostumuz, artık evet. yani... ...Halise Hanım tedavi ederken ona da tavsiyelerimiz de vardı. Bakın yapsın, göstersin. Evet. Şimdi ne kadar yapabildiğini göstereceğiz. Ne kadar basit bir şey olduğunu göstereceğiz. Ay... Allah! Allah! Ay. Yok yok, ayağa kaydı, yok. Dur, evet. olsun evet. olsun. Biraz yakından Dur, yap, pazarlı. biraz yakından <laughs> yap. Biraz yakından yap. Hoppa! Tamam. ha. Alkış. Tamam. Biraz hızla yaptı, ondan oldu. Yoksa böyle şey yok. İşte görüyorsunuz herkes yapabilir. Herkesin yapabildiğini göstermek istiyoruz. Ay Mehmet de bakın uzun süre durabiliyor. Hiçbir sorun yok. Hiç Mehmet'im gel. Sana bir şey olmayacak. Tamam. Pelin Hanım'a bir şey olacak. Bir şey olacak. <laughs> evet, evet. Vallahi evet yani bana inecek. <laughs> Ay. <Kalkan orada. gülüyor> tamam peki. Bir de burası olur, olur canım ama. Bir duvar da ondan oldu yani. Doğru. Orası i̇şte, dekor duvarı. Evde içinde. kendisi de yapabiliyor. Onu Ev göstermek, göstermek istedik. Ne? Yani herkes birazcık bunu yapmaya başladığı zaman kendini daha sağlıklı hissedecek, daha dinç hissedecek. Ama Onu sanki şu daha güvenli. An. Tabii canım. Yani yatakta aşağıya kafayı eğmek daha... Onu yapıyorum. Daha başkasını yapıyorum. Şöyle yapıyorum hocam. Ha. Ay ne yapıyorsunuz? Yasaksa. Devamlı yapıyor. Ay. Elin Hanım. Mehmet. Bu da çok güzel. Bak bak bak. Bunu da çok tavsiye ederiz. Doğru. Sarkıntı bu nedir? Bu pozisyonun bu, bu anlamı. Bacaklarını kaldırmış oluyor. bacaklarda kanı şeye hücum ettiriyor. Evet. Mehmet, Başını bir kalk ben onu diyor. göstereyim. Başını Onun sert için sert de şunu diyor. yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Göstereyim onu da. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biraz duvarın dibine yanaştık. Evet. Bunu koyduk. Sonra bakın hem belimizi hem... rahatlatacak bir hareketler başlıyoruz bakın. Ne oluyor? Ayaklarındaki kan dolaşımı hızlanıyor. Beynimize doğru geliyor. Evet. Hem belimiz... Hem kalçamız mükemmel şekilde çalışmış oluyor. Bakın kalçayı sağ sola harekette. Bu arada kalçayı da sıklaştırıyorsunuz Kalça yani. Tabii. Değil mi? Ha. tabii tabii. Mükemmel, basitcecik ama çok kolay. Duvardan yararlanarak yaptığımız hareketler. Bakın dikkat edin. Ben bu hareketleri yaparken bir daha biri konuşuyorum. Düşünün ne kadar efor sarf ettiriyor ama hiç de zor değil. Çok kolay. Onu göstermek istiyoruz. Maşallah. Efor sarf ediyor evet. evet. Gördüğünüz gibi bunları hep yapın tavsiye ediyoruz. Yaptıkça ...rahatladığınızı göreceksiniz Vallahi bravo ediyoruz. yani tebrik ederim maşallah <laughs> <size. gülüyor> Mehmet Bey'in yüzü kızardı... Yüzü kızardığı için kan geldi. Kan gelen yere de can geliyor. Bravo. Hem de rahatlatıyor yani. Doğru. Ha, Halise doğru. Hanım durumdan memnun yani. Doğru. Ay, doğru. Tamam o zaman. Doğru. Evet. Doğru. Tamam hayatım. Doğru. Eğer eşi evet. açısından olur veriyorsa... ...ben memnunum diyorsa... ...demek ki doğru <laughs> yoldasın doğru. Mehmet Beyciğim. Evet. Şimdi Halise Hanım'ı yakalamışken... ...Halise Hanım bir şikayeti vardı. Onu da bir anlatıverelim. Neydi? Topuk dikeni anlatalım bir de. Topuk dikenini Topuk dikenin evet. nasıl yapacağız diye gözüm. Halise Hanım'cığım evet. sen öyle geç şimdi. Topuk dikeni neden oluyor? Topuk dikeni... Bak şuraya biz bir Peki ben şöyle bir teklifte bulunsam. Buyurun. Şimdi biz sizi zaten seviyoruz. Ağırlamaktan da çok memnunuz. Bu topuk dikeni onun haricinde mantar, çatlak efendime söyleyeyim az önce ee, sevgili seyircilerimizden bazı e, fıtıkla ilgili sorular geldi. Tamam. Ders çalışan öğrencilerden tutulma ile tamam. ilgili sorular geldi. Bunların hepsini bir paket haline getirdik tamam, de. Olur, gelecek inşallah. hafta sizi tekrar ağırlasak gelecek hafta gelecek misiniz? Gelecek hafta gelemeyeceğiz çünkü ben de kendi programıma başlıyorum Pazartesi günü inşallah seyircilerimle ben de buluşuyorum. Bugün son günümüze. Ya sizin... gelmeyecek misiniz? Kendi programıma başlıyorum sabah. E gitmeyin bari canım kendi programı. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Abi Şimdi, ya orasını bahsediyoruz. Sekiz senedi, senedir kendi kanalında bir program yaptık. Sabahları spor yaptırmayı, işte bunları göstermeye çabalıyoruz. sağ olsunlar TRT bizim ilk yuvamız. İlk Tabii. biz TRT'de başladık. Bundan yaklaşık 20 sene önce başlamıştık. TRT bizim ilk yuvamız. Ondan sonra da işte Kanal 7'de 8 senedir bu programı yapıyoruz. İnşallah Pazartesi günü seyircilerimize buluşuyoruz. A canım yani hayırlı uğurlu olsun, evet, iyi sezonlar abi, olsun abi. da. Yani seyreti herkesin kanalı ya, tabii. ya. olmaz geliriz, öyle. Biz geliriz, de geliriz inşallah. Allah bir şey. aşkına. Biz sabah işimiz bittikten sonra size geliriz inşallah. Söz mü? Söz veriyoruz. O zaman haftaya bir gün geleceksiniz. Ama yöneticilerimden de izin alacağım. Şimdi yöneticilerim de der ki sen hem bize hem bize olur mu derler. Abi, bir kerecik izin verirler. İyil verirler verirler. Üreticilerinizin nedir? Zahit Bey'den Zahit Bey, izin abi, lütfen. isteyeceğiz tabii. Buradan Benim patronum sağ olsun ona söyleriz. Hı -hı. İnşallah hallederiz. Tamam. inşallah. Tamam. O zaman haftaya <laughs> bekliyor bak yoksa şu anda canlı yayındayız. Bak TRT'nin önünde toplandı seyirci. <laughs> <Tamam>. Şey yapıyor, <laughs> protesto ediyor. Gelsin, gelsin <laughs> tamam, diyor. Tamam mı? Tamam. Çok, çok teşekkür ederim sağ ben teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. sağ olun Mehmet Beycim. Size de teşekkür ediyorum. ediyorum. Halise Hanım'a da teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi sevgili seyirciler bir bant ekrana getireceğiz. Hmm, tabii okullar başladı. Yavrular okula giderken tabii kırtasiye alışverişi de yapılıyor ama Çoluk çocuğumuza böyle en güzelini, en kalitesini almak istiyoruz ama gerçekten öyle mi yapıyoruz? E, merdiven altı ürünler de var. İşte biz bununla ilgili e, nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir bant hazırladık. Bunu ekrana taşıyacağız. Ondan sonra da Erkan Aydın, siz kendisini çok seviyorsunuz, hatırlayacaksınız. Geçen hafta Kabe örtüsü hediye etmişti. Ee, ...bir seyircimize, evvelden de Umre'ye e, götürmek üzere bir söz vermişti bir çiftimizi. Bakalım bu hafta bize hangi sürprizle gelecek? Eli hiç boş gelmiyor çünkü ve harika bir anlatım olacak. İçeriğimizi lütfen kaçırmayın. Şimdi banda gidelim, sonra stüdyoda sizi bekliyor olacağız. Kırtasiye sezonunda verilerimiz öğrencilerine kırtasiye malzemesi alırken dikkat etmesi gereken en büyük unsurlardan bir tanesi ürün seçimi. Sulu boya, pastel boya, kuru boyalarda kimyasal boya kullanıldığı zaman çocuklarımız bunu ağzına götürdükten sonra ileriki yaşlarda sindirim sisteminde bozukluklara neden olmaktadır. Sindirim sistemi hastalıkları, ya yani bir nevi kansere neden olmaktadır. Bir de tritat fil denen kimyasal madde nerelerde kullanılıyor? Plastik maddelerde, kalem tıraşlarda, silgilerde ve makaslarda. Bunlar da laboratuvar testinden geçmiş sert ürünler olması gerekiyor. Çünkü bu ürünler yumuşak madde olduğu zaman çocuklarımıza bir şekilde ellerini ağzına götürmek dolayı sildirim sisteminde ve deri dökülmelerine yol açmaktadır. Yapıştırıcılar çok önemli burada. Yapıştırıcılarda da e, çocuklarımızda yanıcı madde içe, içermeyen, bu ibare olan yapıştırıcı almamız gerekiyor. Yapıştırıcılarda solvent içermeyen ürünlere almamız gerekiyor. Öncelikle fiyatına bakıyoruz tabii haliyle. Ee, ondan sonra sağlıklı ürünler olmasına dikkat ediyoruz. Kırtasiye ürünleri biliyorsunuz çok fazla katkı maddeli şeyler oluyor. Sağlıklı olması çok önemli okul çocuğu. Gerçi yetişkinler için de gerekli. Fiyatlar geçen seneye göre sadece biraz yüksek ama yine de normal. Kaliteli ürün aldığınızda tabii ki biraz daha yükseliyor ama en önemlisi kaliteli olması zaten. O yüzden gayet normal. Öncelikle e, dikkat ettiğimiz şey marka olması çünkü kanserojen maddeler bizim için eee öncelikli olanlar. Sağlıklı ürünler almaya dikkat ettiğimiz için dolayısıyla marka ürünleri tercih ediyoruz. İçeriğine bakıyoruz tabii ki. Hangi malzemeler kullanılmış? Merdiven altı olmamasına dikkat ediyoruz. Özellikle ...bildiğimiz kırtasiyelerden almaya çalışıyoruz. Bunlar önemli tabii. İki tane çocuğum var ama çok pahalı ürünleri alamıyorum. Çok ucuzunu da almıyorum. Orta olanlarını alıyorum. Kaliteli olmasına bakıyorum. Sahte olmamasına dikkat ediyoruz. Çocuklarımız ana sırrından başlayarak... ...ilkoku döneminde oyun hamuru kullanmaktadır. Oyun hamurunda yeni bir mantık. Burdayun'dan üretilmiş... ...gıda boyasıyla boyanmış... ...pastane mantığında üretilen bir oyun hamuru. Baktığımız zaman, gördüğümüz zaman... ...Türk malı... ...Türk pastane mantığıyla üretilmiş olan... ...buğday hamurumuza baktığımız zaman... ...tamamen organik... ...çocuklarımız ağızlarını aldığı zaman... ...herhangi bir etki yapmayan... ...bir oynamamız... ...bu tamamen sağlıklı... ...test laboratuvarından geçmiş bir ürünümüzdür... ...böyle hamurlar almalarını... ...verilerden rica ediyorum... ...çünkü sağlıklı ürünler almalıyız ki... ...sağlıklı nesiller yetiştirelim... Peygamber Efendimizin kabri günümüze nasıl ulaştı? Kelime-i şehadet getirir gider Medine'ye Peygamber Efendimizin yanına. İlahiyatçı yazar Doktor Erkan Aydın televizyonlarda ilk kez yayınlanacak çok özel görüntüler eşliğinde anlatıyor. Peygamber Efendimizin kabrinin önünde iki satır şiir var ya. Peygamber Efendimiz'in sonu. Evet. Biz tabi hocamla o, o arada böyle konuşurken. Efendim hayırlı cumalar. Allah razı olsun sizin de izleyicilerimizin de cuması mübarek olsun. <laughs> Hemen cuma namazımızı kıldık. Evet. ve yetiştik size programa. Evet, e, bizim TRT'nin içinde büyük aslında büyük bir mescit değil, çok büyük değil ama e, cemaati kalabalık oluyor değil mi? İyi oldu bugün cuma kıldırmış olduk. Evet, yani. ne güzel. Sağ olun. Şimdi bugün e, geçen haftadan aslında e, kalan <laughs> bir mevzumuz. Çok detaya girmek istememiştik ki e, bugün dolu dolu konuşalım diye. Ee, peygamberimizin e, kabrinden bahsedeceğiz ya da şöyle bir başlangıç yapayım en güzeli biz Medine'ye neden gideriz diyeyim Evet öyle geniş bir soru buyurun ee, öncelikle Muharrem ayına girdiğimiz için belki izleyicilerimiz diyebilir ki ya bu Muharrem ayı fazileti e, aşure günü Hazreti Hüseyin'in ve Ehli Beytin şehadeti Pelin Hanım böyle niye bunları konuşturmuyor Erkan Hoca'ya diyebilirler Kıymetli izleyicilerimiz tabii ki muhterem, mübarek bir ay. İnşallah biz onun perşembe günü, Aha. aşure gününde e, bütün detaylarıyla konuşacağız. Hmm. Yani biz unutsak Pelin Hanım bu işleri unutmaz zaten. Bize unutmayız bir... hocam. Aa, şeyi de söylemeyi unutmayalım. <laughs> ee, Erkan Hoca dedi ki gelir gelmez. Peynir dedi ben dedi e, tabii ki kutsal topraklara sıklıkla gitme şansına eriştiği için oradan dedi zemzem de e, getiriyorum dedi hurma da getiriyorum dedi. Bazı seyircilerimizle dedi bunu paylaşmak da istiyorum dedi sizin mesleğinizle. 5 tane izleyicimize de bugün böyle beşer litre zemzem 1'er kilo hurma verelim bari. <laughs> Tatlık olsun isterseniz. Tamam. Artık seyircimiz bizim e, nasıl bir sistemle gittiğimizi de biliyor. Dolayısıyla iyi fikir TRT e, adresimize hemen Erkan Hocam <laughs> fotoğrafımızı koyalım altına da sevgili seyircilerimiz. Ama hesabımızı takibi alın bakıyoruz çünkü orada kimler Hı -hı. takipte kimler değil diye. Takibi alırsanız eğer arzu ediyorsanız e, size de hediyemiz de olsun inşallah. Hem de biz Kabe örtüsünü de ulaştırdık. Ulaştırdınız Tabii mı? Kütahya'daki izleyicimize 5 litre zemzem hurmasıyla A, ne güzel. dayanamadık. İşte telinin parçasını isteyenler oldu. Onlara da ulaştırdık sizin hı hı. adınıza. Teşekkür ettiler. Ben de iletmiş olayım belki. O videonu aslında video gönderselerdi <laughs> o alanlar keşke. Neyse evet. duyuyorlardı belki gönderirler. Ee, bugün biraz da böyle vakitte dar olduğu için hı hı. ben de geçeyim hemen şey. Şimdi izleyicilerimiz bilirler. Önce bir haçla ilgili konuşmuştuk. Mekke, Kabe. Yani bu bugünkü Medine gündemimiz aslında devam eden bir şey. Hı hı. Bir Müslüman neden Medine'ye gider? Biz Resulullah Aleyhisselam'dan, sahabe ikramdan şunu öğreniyoruz. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. La تُشَدُّ الرِّحَالُ illa ila ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ Bilirler böyle Arapça bir hadis-i şerif var. Üç mescitte ibadet başka mescitlerden e, mekan itibariyle farklıdır. Üç mescide ibadet maksadıyla seyahat edilir. Birincisi Kabe'yi çevreleyen Mescid-i Aram. Orada bir namaz başka yerde yüz bin namazdan daha hayırlıdır. Benim mescidim buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. mescid Nebevi de bir namaz başka yerde bin namazdan daha hayırlıdır. Mescid-i Aksa'da bir namaz bir rivayette bin bir başka rivayette beş yüz namazdan daha hayırlıdır. Demek ki bir insan sadece Medine'ye Resulullah Aleyhisselam'ın mescidinde namaz kılmaya gitse bile gidip dönünceye kadar seyahati ibadete dönüşür. İki, Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kim? vefatımdan sonra beni ziyaret ederse sağlığında ziyaret etmiş gibidir. Hı hı. Yani bugün neden e, böyle bir şeyi anlatıyoruz? Hiç olmazsa gidemeyenleri bir ziyaret ettirmiş olalım inşallah. Ay ne güzel görüntüler veriyorlar. Evet. Evet şimdi bir yani şöyle düşünsek benim Hanım. Resulullah Aleyhisselam hayatta olsaydı bugün kabrinin bulunduğu yer eviydi aynı zamanda. Bize deselerdi ki Resulullah Aleyhisselam'dan bir randevu aldık onu ziyarete gideceğiz. Nasıl bir duygu içinde olurduk. Uykumuz gelmezdi. Yolculuk bitmek bilmezdi. İşte aynen öyle. Biz Resulullah Aleyhisselam'ı ziyarete gideriz. Vefatından sonra ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir der. Onun için gideriz. Bir de Resulullah Aleyhisselam'a salatü selamımızı sunarız. Bunu her yerden sunabiliriz. Ama salatü selamı Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ın mescidinden sunmak başka bir şeydir. Çünkü selam vermek sünnet almak farzdır. Biz bu selamı veririz. İnşallah kıyamet günü de Resulullah Aleyhisselam o selamımıza cevap verir. Hmm. Bir düşünün mahşer meydanı insanlar yattığı yerden kalkmış kimse nereye gideceğini bilmiyor. Herkes rehberiyle peygamberiyle yürüsün deniyor. Resulullah Aleyhisselam bu kadar ümmetinin arasında bize göz kırpıyor, gülümsüyor bize. Acaba bizi nereden tanıyor? İşte ona selamlaşmışız ya da başka bir hadis-i şerifte abdest organlarının e, nurlarının parlamasından. Peki izleyicilerimiz hep şunu bilirler. Salatü selam. Peygamber Efendimiz'e salatü selam söyleriz. Peki salat nedir? Selam nedir? bir kısa bir açıklasan vaktimiz olur mu? Olur. Salatü selam diyoruz ya. Bizde bazı şeyler böyle hep Arapça söylendiği için insanlar salatü selam diyorlar ama ne dediğini bilmiyorlar. Allahu Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. İnna Allah ve meleketehu yusallun alen nebi. Allah ve melekler peygambere salat eder. Demek ki salatı sadece biz yapmıyoruz. Allah da salat ediyor, melekler de salat ediyorlar. İki, Allah ve melekler müminlere de salat ederler bize de. Allah'ın salatı rahmetidir. Allah rahmet eder. Meleklerin salatı melekler bağışlanma dilerler. Bakın biz milyarlarca insanız ve sürekli hatalar yapıyoruz. Eğer meleklerin bizim için bağışlanma dilemesi olmasaydı, Allah'ın rahmeti affediciliği olmasaydı yani yerin dibine batmak için o kadar çok sebep ve günah var ki değil mi? Tabii. Yani çocuklara yapılanlar, insanlara yapılan, savaşta yapılanlar, yetim bırakılanlar, işte diğer canlılara hani yakın zamanda baktık işte kepçeyle bir hmm. yavrucak köpek doğranmıştı. Yani eğer e, bu suçların cezasını Allah hemen verecek olsaydı şu savaşlarda e, yetim kalanlar, o öldürülen çocuklar ...yerin dibine batardık... Tamam. ...melekler bizim için sürekli bağışlanma dilerler... ...bu da bir salavat... ...bir de... ...müminlerin salatı da duadır... ...bir de salatın... ...fiili bir manası da var ki destek olmak... ...Allah ve peygamber... ...Allah ve melekler peygamberimize fiili destek olmuştur... ...ey müminler siz de onun... ...Kuran'ına ve sünnetine sahip çıkarak... ...peygambere destek olun manası var... ...peki salatü selam nasıl söylenir... ...en kısa şu... Salat ve selam üzerine olsun. Dua ve selam senin üzerine olsun. Ya da Allahümme salli ala Muhammed. Hmm. Ya da es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ya da es selamu aleyke ya Resulallah. Ya da biz namazlarda tahiyyattan sonra okuduğumuz salli barik duaları. En güzel salatu selamlardır. Rabbim bunu gidip Peygamber Efendimiz'e huzurunda sunmayı nasip eylesin inşallah. Abi. ...beraber gideceğiz zaman inşallah. <laughs> i̇nşallah. Zarar zarar <laughs> Amin. Şimdi... Resulullah Aleyhisselam... Ce be, özür dilerim. WhatsApp'tan çok soru geliyormuş. <laughs> WhatsApp değil. Instagram'ımız var ya bizim... ...İyi Fikir TRT hesabı. O İyi Fikir TRT'ye gireceksiniz. <laughs> Oraya yazacaksınız. Şimdi WhatsApp'a başlamışlar. <laughs> Sağ olsunlar. Ben de işte <laughs> demeye de... ...canım benim. Onu şeye ...Instagram hesabına. Şimdi... Resulullah Aleyhisselam... 571 yılında Mekke'de doğdu. Hı hı. 40 yaşında peygamber oldu. 610 yılıydı. 622'de hicret etti. 10 yıl Medine'de peygamberlik yaptı. Peygamberliğin son senesi haç farz oldu ve veda haccına yola çıktı gittiler. 120 bin aşkın sahabe. Resulullah Aleyhisselam Arafat'ta bu 120 bini aşkın ashabının nezdinde bütün insanlığa seslendi. Ona başlarken şöyle dedi. Ey insanlar Ey Müslümanlar demedi. Demek ki bütün insanlığa seslendi. Hı hı. Ashabın dedi bilmiyorum belki bugünden sonra bir daha aranızda olamam. Ya bu seneden sonra. Hı hı. Herkes şunu anladı galiba Peygamber Efendimiz'in son yılı. Hı hı. Arafat'ta vakfe duasını yaptılar. Kur'an'ın son ayeti indi. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım din olarak İslam'ı seçtim ve razı oldum. Hmm. El yevme ekmeltü lekum. ayeti. Tabi bu Kur'an'ın son ayeti inince Hazreti Ebu Bekir bir köşeye, Hazreti Ömer bir köşeye çekildi ağlamaya başladılar. Hı. Hmm. Resulullah Aleyhisselam bu iki güzide arkadaşının yanına koştu. Ey Ömer neden ağlıyorsun? Dedi ki Kur'an'ın vahyi tamamlandı. Allah bizimle konuşmayacak. Allah'la bizim bağımız kesildi. Buna ağlıyorum. Üzülme ey Ömer dedi. Kur'an okursan Allah seninle konuşmuş olur. Dua edersen sen Allah'la konuşmuş olursun. Dua etmek Allah'la konuşmak demektir. Koştu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına. Sen neden ağlıyorsun? Dedi ki ya Resulallah. Kur'an'ın son ayeti indiğine göre siz veda hutbesinde dediniz ya bilmiyorum. Belki bu seneden sonra bir daha aranızda olamam. Galiba vefatınız yaklaştı. Ona ağlıyorum. Hazreti Ebu Bekir ağlamakta haklıydı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döndü. 82 gün sonra hakkın rahmetine kavuştu. Resulullah Aleyhisselam vefatı pazartesi günü. Çok ilginç. Rebü'l-Evvel ayının 12'si pazartesi doğdu. 1 Rebül evvel pazartesi Mekke'den hicrete başladı, 8 Rebül Kuba'ya ulaştı, 12 Rebül evvelde Medine'ye ulaştı, 12 Rebül evvel pazartesi de vefat etti. Doğduğu gün, hicret ettiği gün, Allah'a kavuştuğu gün hep pazartesi. Pazartesilerin onun hayatında çok özel bir yeri oldu. Vefatından üç gün önce Resulullah Aleyhisselam hastalandı. ...mezarlık ziyaretine gitmişti... ...Cennetül Bakiye mezarlığına... ...gördüm çok güzel bir hazırlık yapılmış burada... Hı hı. ...Cennetül Bakiye mezarlığının... ...çok güzel bir posteri var... ...Allah nasip ederse... ...vaktimiz kalırsa bugün ama kalmazsa... ...perşembe günü... ...ehli beytin mezar yerleri de belli... İnşallah tek tek o mezar yerlerini... ...Peygamber Efendimiz'in çocuklarının... ...hikayelerini anlatacağım inşallah... Resulullah Aleyhisselam şu anda ekranlarda görünen mezarlığı ziyaret etti. Döndüğünde müthiş bir baş ağrısına tutulmuştu. Hani erkek eve gelir ya hastayım der. Hazreti Ayşe e, muhterem eşi o daha demeden dedi ki ya başım ağrıyor biraz. Peygamber Efendimiz dedi ki Allah şifa versin ama asıl sen bendeki ağrıyı bilsen dedi. Resulullah Aleyhisselam perşembe günü akşam namazını kıldırdı mescid-i nebevi'de yatsı namazı için cemaat toplanmıştı. Resulullah Aleyhisselam kalktı namaza giderken bayıldı düştü. Kuyudan su getirdiler, döktüler, serinlettiler. Biraz kendine gelir gibi oldu. Tekrar ayağa kalktı yine bayıldı. Resulullah Aleyhisselam o andan itibaren vefat edinceye kadar 17 vakit namazı bir daha kıldıramadı. 17 vakit namaza Hazreti Ebu Bekir'in imamlığa geçerek namaz kıldırmasını tavsiye etti, istedi. Gece yarısı olmuştu neredeyse. Bir ara kendine geldiğinde dedi ki namazı kıldılar mı? Sizi bekliyorlar. Yok dedi ben kıldıramayacağım. Ebu Bekir kıldırsın. Resulullah Aleyhisselam artık mescide bile çıkamıyor. Bu kadar rahatsız. Resulullah Aleyhisselam pazar günü biraz iyileşir gibi oldu. Pazar günü çıktı mescide. Biz cuma günleri hutbeden, e, şimdi minberden hutbe okuyoruz ya. Resulullah Aleyhisselam her gün hemen hemen çıkardı mescide. Sohbete önce şöyle başlar. Bir rüya gören var mı? Rüya gören varsa rüyasını yorumlardı. Sohbete yani herkesin ilgisini çeken bir konudan girer sohbet ederdi. Pazar günü koluna girdiler. Çıktı minbere. Ashabım dedi. Bilmiyorum. Belki bugünden sonra bir daha aranızda olamam. Allah kulunu iki şey arasında muhayyer bıraktı. Dilerse ölüm, dilerse daha fazla yaşam. Kul Rabbini seçti deyince sahabe-i kiram anladı ki bu Rabbini seçen kul Resulullah Aleyhisselam. Arafat'ta demiştik ki belki bu seneden sonra olamam ama şimdi diyordu ki belki bugünden sonra bir daha olamam. Sahabe gözyaşlarına boğuldu. Herkes anladı ki artık Resulullah Aleyhisselam'ın Son günleri. Resulullah Aleyhisselam minberden ashabına belki de ümmetine son kez seslendi. Üç tane şeyi özellikle vurguladı. Cuma saatinde biz de izleyicilerimize söyleyelim. Kul hakları dedi. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmeyin. Resulullah Aleyhisselam'ın son tavsiyelerimize. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmeyin. İncitmeyin. İkinci olarak dedi ki kadınlar konusunda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Resulullah Aleyhisselam'ın ümmeti Muhammed'e son tavsiyelerinin bir tanesi budur. Kadınlar konusunda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Dikkatli olun bu konuda. Dedi. İlginç bir şey. Sanki Resulullah Aleyhisselam hiç söylememiş gibi. Yani en duyarlı olması gereken insanların bu konuda ...en duyarsız olmaları da... ...ne kadar acı bir durum. Üçüncü olarak... ...gözümün nuru namaz dedi. Aman dedi... ...namaza dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimiz evine çekildi. Pazartesi sabahı... ...biraz iyiydi sanki. Hazreti Ebu Bekir hatta izin isteyip... ...tarlasına gitmiş. Ama sonra birden... ...kötüleşti. Şu anda birazdan ekranlarda göstereceğimiz Resulullah Aleyhisselam'ın kabri, Yeşil Kubbe'nin altı, şu anlattığım olayların geçtiği yer. Hı. Hmm. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin odasında. Hmm. Evet. Şu, bir, bir öncekinde bir yeşil kubbeli görüntü vardı. Orası. Şurası... Ama şurası çok önemli. Evet. Ha. Bu şu anda ekrandaki e, bu Peygamber Efendimizin hmm. Hazreti Hatice ile yaşadığı evin birebir tasviridir. Tepeden görücü, görüyoruz, Tabii. kuş bakın. Yani bu, içerideki her bir malzemesi bilimseldir bunun. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam, arkada bakın bir yatak odaları var. Evet. Bir tane sal, bir artı bir evet. odaları. Evet. İşte bir, bizim şimdi çekyat falan dediğimiz şey, gördüğünüz gibi su koydukları bir kavları var. Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Ayşe ile böyle bir evde yaşadı. Bu birebirdir. Bilimsel bir tasvirdir. Birebir Tabii burada. Medine'de hı. şu anda göstereceğimiz bu resimler demiştim. Bunlar şu anda bir dünya televizyonunda ilk defa gösteriliyor. Niye? Çünkü bu Medine'de e, bir doktor tarafından yani bir akademisyen tarafından bir müze açıldı. Bu müzede birebir e, bunların numuneleri yapılarak yapılarak sergileniyor. Hı hı. Ben doktordan izin alarak aldım bunları. Hı hı. Umre'de seminerlerimizde kullanırdık hiçbir televizyonu da emanet olduğu için vermedik evet, Şimdi gösteriyoruz bu bakın Resulullah Aleyhisselam'ın bir tane salonunda böyle bir üzerinde yaptığı şey vardı Şimdi sevgili hocam e, bu evin çatısından yukarıdan aşağıya Aşağı bakıyor şu. gibi düşünün sevgili seyirciler evet. e, Giriş neresi kapı? Bakın ee, Logo var ya bizim logo oradan tabii, bir tarif edelim. Logonun hemen üstünde bir kapı var görüyor musunuz? Evet oradan, anladım tahta. Oradan bir giriş var. Bir tane de o küpün yanından dışarıya doğru açılan bir yer var. İki tane kapısı var yerin. Birisi Pelin Çiftli iyi fikirin hemen üstünde ee, duvarın içinden dışa doğru açılan bir kapı var. Orası Mescid-i Nebevi'ye açılıyor normalde. Hı. Hmm. ...Rasulullah Aleyhisselam oradan namaza giderdi. Diğerinden de dışarı çıkardı. Diğerinde zaten dışarıda ağaçları görüyoruz Tabii, değil mi? Tabii dışarı çıkardı. Hı hı. Hazreti Ayşe ile beraber. Birebir böyle bir evde yaşadı. Şu anda anlatacağım şeyler... ...bu salonda yaşanıyor. Birazdan... ...gelişim sürecini anlatacağım. Buraya kabir yapılacak, definler yapılacak. Yeşil kubbe... ...bunun hı hı. üstüne yapılacak. Hı hı. Şimdi pazartesi sabahı... ...Rebül evvel ayının 12'si... Hazreti Ayşe'nin dizine başını koymuş Resulullah Aleyhisselam. Kaldıramıyor artık. Ah canım. La ilahe illallah. Ölüm acısı ne zormuş dedi Resulullah Aleyhisselam. Hmm. Bunu diyen alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Fatma çok üzülüyor tabi. Resulullah Aleyhisselam'ın inşallah perşembe anlatacağız. Bütün çocukları kendinden önce vefat etti. Sadece Hazreti Fatma kaldı. O da 6 ay sonra. O da, çabuk Şimdi kalmış. Hazreti Fatma'ya görüyor babası acı çekiyor diye "Babacığım." dedi. "Ya sen Allah'ın peygamberisin. Niye bu acıları çekiyorsun?" Resulullah Aleyhisselam onu çağırdı. Ona bir şey dedi kulağına. Hazreti Fatma ağlamaya başladı. Sonra tekrar çağırdı, bir şey daha söyledi. Sevindi, gülmeye başladı. Daha sonra soracaklar ona. "Baba ne demişti sana?" Ne demiş? "Kızım" dedi. "Üzülme." Baban bugünden sonra bir daha hiç acı çekmeyecek. Hmm. Yani artık baban Hakk'a yürüyor. Sonra o, ne demiş? Sonra da demiş ki bana yakınlarından ilk kavuşacak olan da sensin. Hmm. Hazreti Fatma da 6 ay sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hmm. Ya zaten şimdi Medine'ye gidince söylüyoruz. Bakın Resulullah Aleyhisselam'ın ciğer paresi 6 ay sonra vefat ediyor. Mesela Medine'ye geldiğinde onun gölgeleyen bir bulut var. Ondan sonra Medine'yi terk ediyor. Yerine bir bulut mescidi yapıldı. Ee i̇şte Sultan Abdülmecit zamanında mimarisi tam bulut gibi. Cuma günü hutbelerini okuduğu bir hurma kütüğü var. Onun üzerinden indiği zaman hurma kütüğünden devenin inlemesine benzeyen ağlama sesleri duyuluyor. Hmm. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra devesi kasvayı bırakıyorlar gidiyor bu mezarlığa Cennetül Bekiye dönüyor kabre günlerce kalıp vefat ediyor. Diyorum ki of. bakın bugün cuma bunları konuşuyoruz. Medine'ye gidip geliriz. Ama bir bulut kadar, bir deve kadar, hı hı. bir kütük kadar onu hissedemezsek çok yazık olur be. Evet. Yani Resulullah Aleyhisselam'ı bu kadar bilmesek, bu kadar tanımasak, bu kadar hissedemezsek, bu kadar örnek alamasak yazık olur. Allah ...lütfetmiş, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye bize bir peygamber... ...ve müjdeci ve uyarıcı o peygamberle bir kitap göndermiş. Eğer biz Allah'ın bu rehberliğini görmezlikten gelirsek çok yazık olur. Yani bir bir kütük, bir bulut, bir deve kadar. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam o halinde bile şöyle bir misvak dediğimiz izleyicilerimiz hani e, belki çoğu kimse bilir Biliyorlardır, ama. Biliyorlardır, hepsi biliyordur. E, onu görüyor hemen böyle işaret ediyor. Hı hı. Yani artık vefat etmeden önceki durumu. Onu bana getirin. Alıyor onu ve dişlerini temizliyor. Buradan bir şey söylüyoruz. Bakın sünnet Resulullah Aleyhisselam'ın İslam'ı açıklamak üzere söylediği sözler yaptığı işler ve yanında yapıldığında onayladığı şeylerdir. Sünnet evrensel bir değerdir. Bir şey sünnetse bu evrenseldir. Hiç kimse buna karşı çıkmaz. Ama bunu doğru anlatmamız gerekir. Bakın Resulullah Aleyhisselam son nefesinde diyor ki... Diş sağlığı, diş sağlığı, diş sağlığı. Hı hı. Diş temizliği. Bugün dünyada diş fırçalamanın, diş temizlemenin... Kötü bir şey olduğunu söyleyecek bir tane insan var mıdır? Yok tabii ki. Ama biz insanlara örf, adetleri, sünnet diye anlatınca kendi çocuklarımıza bile din anlatırken zorlanırız. Ama biz mesela buradan diş sağlığının Peygamber Efendimizin üzerinde çok durduğu bir konu olduğu yerine misvak mı kullanacağız, diş fırçası mı, Hı. macun haram mıydı, helal mi? Ya özünden Nok uzaklaşıyoruz değil mi? Gelince Doğru. Doğru. o zaman yani onun örnekliğinden bir şey kalmıyor ki bize. Doğru. Bu arada Erkan hocam bugün yine bir e, Cuma özel duası sizden rica edeceğim. Çok güzel okuyor. Siz de e, şahit olacaksınız ilerleyen dakikalarda. Olur inşallah. E, ona da bir vakit kalsın diye biz yine dönelim. Hı hı. Şimdi e, Mescid-i Nebevi'nin yapımına geçecektik. Tam Hazreti Fatma ile de o konuşması Evet. geçti sonrasında. Evet, şimdi Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz burada işte misvak işte dişlerini fırçaladı yani temizledi. Sonra akrabalarını yani toplanmış herkes çok önemli bir mesaj verdi oradan herkese. Mesela Hazreti Abbas'ı çağırdı yanına. Dedi ki Hasan Hüseyin gençler aldı onları. Amcam dedi bunlar benim olduğu kadar senin de evlatların bunlar sana emanet. Ama işte ümmet onlara sahip çıkamadı konuşacağız inşallah. Resulullah Aleyhisselam dedi ki kızım Fatıma. Sakın babanın peygamber olduğuna güvenme. Hey beni tutmaya bak. Hmm. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın kızına... Kıza adına ümmetine, hepimize son tavsiyesi. Yani benim falan şeyim var, falanım var, falan efendim var, falan yerdeyim, falan efendim değil. Baban peygamber olsa bile, sakın babanın peygamber olduğuna güvenme. Ee, Allah'tan nefsini satın almaya bak. Allah'a yemin olsun ki kıyamet günü ben sana Allah dilemedikçe bir fayda sağlayamam. Çok önemli mesaj. Her boyun kendi bacağında nasılır değil mi hocam? Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın dudaklarından son sözleri döküldü. Son sözleri şöyleydi. Me'ar hmm. rafiqil a'la iler rafiqil a'la. Yüce dostla beraber, yüce dosta doğru. Hmm. Resulullah Aleyhisselam'ın son sözleri bu. Pazartesi sabah vefat etti. Tabi sahabe-i kirama duyuruldu bu. İnanamadılar. Resulullah Aleyhisselam. Mesela İzleyicilerimize sor, Peygamber Efendimiz'in cenaze namazını kimin kıldırdığını düşünürler? Resulullah Aleyhisselam'ın cenaze namazı cemaatle kılınmadı. Erkekler, kadınlar, çocuklar teker teker girip kıldılar küçük gruplarla. Peygamber Efendimiz pazartesi sabahı vefat etti, salıyı çarşambaya bağlayan akşam defnedildi. Nereye? Şimdi ikinci resmimizi görelim ekranlarımızda. Bakın biraz önce Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe ile yaşadığı odayı görmüştük değil mi? Hı hı. Şimdi bir mezar var içeride. Hı. Bakın evet. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe ile yaşadığı salonun bir köşesine defnedildi. Yani normalde bizim logomuzun bulunduğu, ha bak çektiler. Evet, logomuz geldiğinde tam kabrin ha. üstüne geliyor. Evet tam oraya geliyor. Ekranlarda net görünüyor şu anda. Evet. Evet. Resulullah aleyhisselam vefat ettiğinde... Bak ver vida logoyu. Bak benim yazıyor işte. ya şurada Pelin o iyi fikir yazan yerde aynen orada işte bak evet. tam orada sol alt. Vefat ettiğinde salıyı çarşambaya bağlayan akşam hı hı. onu tam buraya defnettiler. Hazreti Ayşe'nin odasını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edildiğinde bile Hazreti Ayşe orada yaşamaya devam etti. Defnedildikten sonra da Tabii. orada yaşamaya devam Salonun bir köşesinde onun kabri. Hazreti Ayşe arkada odası var zaten yaşamaya devam etti. Aradan zaman geçti. Hazreti Ebu Bekir halife oldu iki sene. O vefat etti. Hazreti Ayşe'nin babası, Peygamber Efendimiz'in arkadaşı. Onu da Hazreti Ayşe'nin odasında şimdi ekranlarda görüyoruz. ikinci e, definde Hazreti Ebu Bekir'in. Evet. Böylece Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in yanına defnedildi. Şu anda neyi anlatıyoruz? Yeşil kubbenin içini anlatıyoruz. Evet. Ama ilginç bir şey mezarlar ekranlarda görünüyor kademeli. Hı. Aynı hizada değiller. Ya bu umreye giden birçok insan anlamakta zorlanır önünden geçerken. Bu delikler nedir? Şimdi tek tek bunları anlatıyoruz. Niye böyle adım adım ziyaret ediyoruz? Bakın. Resulullah Aleyhisselam Birinci sıradaki. Hmm. Hazreti, Ebu Bekir, evet. ortada, Hazreti Ebu Bekir, evet. Hazreti Ebu Bekir, onun neredeyse omuz hizasından itibaren. Evet. Ne kadar faziletli olursa olsun, Hazreti Ebu Bekir ile Resulullah Aleyhisselam'ı aynı hizaya koymadılar. Hmm. Yanındaki mezar yerini Hazreti Ayşe kendine ayırdı. Hmm. Ama Hazreti Ömer mescitte bıçaklanınca vefat edeceğini anladı. Hazreti Ayşe'den mezar yerini istedi. O da verdi. Üçüncü defin Hazreti Ömer. Böylece Hazreti Ayşe Cennetül Bakiye'de Hazreti Ömer'i buraya defnettiler. Onu da Hazreti Ebu Bekir'in omuz hizasından itibaren... Yalnız birbirlerini demek ki ne kadar seviyorlarmış, hürmet ediyorlarmış ki... ...hani mezar yerine diye de bilirdi. ben eşimin yanına. Değil tabii, mi? Yani tabii müsaade etmiş. Bu nasıl bir fedakarlık? Değil mi yani tabii fedakarlık şimdi aslında yani tabii ki. Vaktimiz olmadığı için çok girmiyorum hmm. oraya. Hazreti Ömer mezar yerini isteyince Hazreti Ayşe veriyor. Hazreti Ömer diyor ki oğlum diyor... Ya Burası kolay kolay verilmez. Ayşe ya bana acıdı, yaralıyım diye ya da çekindi benden. Hmm. Ben vefat edince bir daha sorun gerçekten verirse defnedin. O da ince düşünmüş ama çok. Müthiş bir incelik oldu. değil evet. mi? Yani Hazreti Ömer'in inceliğine bakar mısın? Sonra evet, o da şu anda de. üç tane e, burada Resulullah Aleyhisselam Aha. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer kademeli olarak evet. Hazreti Ayşe'nin ...o salonuna defnedildi artık... ...Hazreti Ayşe burayı kullanmaz oldu. Zaten biri kocası... ...biri babası öbür de Hazreti Ömer. Hı hı. Sonra... ...Ömer bin Abdülaziz zamanına gelince... ...yani Med Emeviler dönemi... ...Medine valisiydi... ...bu üç tane... ...şimdi bir sonraki fotoğrafa gelirsek... ...bakın bu üç tane mezarın... ...etrafına beşken bir duvar yaptılar. Hı. İlginç değil mi? Mesela... Hı. Niye beşgen? Kare değil, dikdörtgen değil. Etrafına örtü çekildiğinde Kabe'ye benzemesin diye. İslam'ı koruma konusunda o kadar hassaslar ki onun etrafında önünde arkasında namaz kılanların Allah korusun kalbi kayar diye ne yaptılar? Beşgen yaptılar. yaptılar. Şu anda Yeşil Kubbe'nin içinde bizim Türkiye'de sandığımız gibi böyle büyük şeyler sandukalar yok. Mezarlar zeminin altında. Bakın şu anda ekranlarda örtülü hali içinde de mermerin altında da sırayla üçlü mezar. Hmm. Şimdi bir önceki resme tekrar alabilirsek beşken duvarın etrafında bir beyazlık var. Hayır, yerde. Evet, yerde bir beyazlık var. Gördünüz mü? Evet. Ee, ekranlarda izleyicilerimiz de fark etmiştir. Evet. Peygamber Efendimizin kabri saadetinin içinde o beşgen duvarın etrafında böyle bir beyazlık var. Bu beyazlık nedir? Anlatayım diyeceğim. Bir anda saadete bakıyorum tabii. <laughs> e anlatın hocam. Şimdi e, Allah rahmet eylesin. Nurettin Zengi Anadolu Selçuklu hükümdarı Şam'da metfun bir rüya görüyor. Rüyasında ...iki kişi Resulullah Aleyhisselam'a eziyet ediyor. Yani ona bir kötülük etmek istiyorlar. Kanter içerisinde uyanıp hemen Medine'ye geliyor ordusuyla. Resulullah Aleyhisselam'a acaba yani ne yapıyor birisi merak ediyor. Medine'de rüyada gördüklerini bulabilmek için yemekler veriyor. Herkesi yemeklere çağırıyorlar, tek tek bakıyor ama rüyada gördükleri yok. Çağırmadığınız kimse kaldı mı diye soruyor. Diyorlar ki iki kişi var. Bunlar sürekli mescitte ibadetteler. Hayır hasenat sahibiler. Çağırmaya gerek duymadık. Bir çağırın da bunlarla tanışalım, müşerref olalım. Hı. Bir geliyorlar. Allahu Ekber rüyada gördüklerim. Hemen bunları bir izlemeye başlayalım. Meğer Endülüs bölgesinden gelen iki papaz büyük bir sermaye ile gelmişler. Peygamber Efendimiz'in naaşını çalmaya. Gerçek bu. Hı hı. Ve... Yeşil kubbenin yakınından ev tutmuşlar. Geceleri top tünel kazıyorlar. Çıkan toprağa sabah Cennetül bakim mezarlığına götürüyorlar. Hmm. Herkes bunları takva sahibi falan böyle iyi bir adam sanıyor. Sonra bunlara bir suçüstü yapıyorlar. Bunlar diyor ki biz dün gece naşa ulaşmıştık. Bir gök gürültüsü sandık ki yerle gök birleşti. işimizi bugüne bıraktık. Oysa ki öyle bir şey kimse duymamış o gün. Halbuki halledeceklerdi, Tabii iş, bitireceklerdi. Ve bugün de yakalandık. Böylece Resulullah Aleyhisselam'ın naaşını çalma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış. Nurettin Zengi kabrin etrafına 5 metre temel kazdırarak kurşun döktürmüş. Şu anda gördüklerimiz o kurşunların birebir aynısı. O etrafında kurşun var. Ya bu kötü hadiseyi önlemek için Allah nasıl yani o da çok mübarek güzel. zat... Onu, onu göre evlendirmiş. Tabii. Yani zaten ya bu Türk milleti enteresan ya, evet, bir şey. evet çok güzel. Yani inşallah sonra şeyle de konuşacağız. Ay çok ee, özel güzel. bir millet elhamdülillah. Çok. Şimdi sonra bir sonraki resme geldik. Etrafına bir şey yap, örtü çekildi. artık şey yapıyor, şekilleniyor. Memlükler zamanına gelince ilk defa Memlük Sultanı Kalavun kubbe yaptı. Hmm. Peygamber Efendimiz'in naaşının üzerine ilk kubbe Memlük Sultanı Kalavun zamanında. Bir sonraki resme gelirsek. Sonra ne oldu? Yıldırım düştü. Bakın şu anda ekranında yandı. Belki izleyicilerim ilk defa duyacaklar. 1481 miladide hmm. bir yıldırım düşmesi sonucu Peygamber Efendimiz'in kabrin üstündeki kubbe ve mescid yandı. Sonra yeniden yaptılar bunu ve Sultan II. Mahmut da ne yaptı? Kurşun bir kubbeyle kaplattı. Şu anda ekranlarda gördüğümüz bunu yeşile boyadı ve kubbetül hadra yeşil kubbe de bugüne böyle geldi. Nasıl bir ecdat değil mi? Tabii. Ve bunu yaparken Pelin Hanım ilginç diyorlar ki biz Resulullah Aleyhisselam'ın kabri saadetinin üzerine kubbe yaparken ha. dünya kelamı konuşamayız. Araç gereçlere Esmaül Hüsna'dan birer isimler veriyorlar. Çekiç ver demiyorlar. Subhanallah deyince çekiç olduğunu anlıyor. Çivi ver dediğinde işte elhamdülillah böyle Allah'ı hamd ede tesbih ede ede burayı yapıyorlar. Ama sekizgen yapıyorlar. Hmm. Niye sekizgen? Ee, i̇şte bunu Kudüs'ü konuştuğumuzda Kubbetü Sahra'nın inceliklerinde konuşacağız inşallah. Cennetin sekiz kapısı, Aha. arşı sekiz melek taşır. İnanılmaz o Emeviler'deki ilk e, Kubbetü Sahra örneğinden yola çıkarak işte Selçuklu vesaire. Her kapısı, her köşesi cennetin bir kapısını temsil etsin diye sekizgen burası. Şimdi... Ya ben böyle bir incelikleri... Ya yemin ederim yayında olmasam oturur ağlarım. Bir Bak şey, yayında olmasam ağlarım. Bir şey ya. diyeceğim. Yani inşallah ben size... E, yani... Kur'an'dan hangi ayetlerden hangi şeyleri çıkararak yapmışlar? Mesela Kubeb Sahra'nın sekiz genlerin niye sekiz? Hmm. Ondan sonra 19, 19 metre niye 19? Yani oturuyorum böyle ve kendi kendime şunu diyorum: diyorum ki ya ya bu yalan ya biz yalan. Ay. Yani <laughs> ikimizden biri yalan. Yani şunları yapan, hmm. bu incelikleri düşünen bir milletin evlatları bu kadar bitik olamaz diyorum. ...tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Hı hı. Şimdi ben izleyicilerimize Resulullah Aleyhisselam'ın şu yeşil bak az önce konuştum. Evet. Yeşil evet. Kubbe. Ha, görüyorlar. İşte şu anda ekranda gördüğümüz Yeşil Kubbe Sultan II. Mahmud'un... biraz önce anlattığımız yer yerin üstüne Peygamber Efendimiz'in kabri üzerine en son yaptırdığı yeşile boyattığı yer. Mesela yanındaki minare de en son Osmanlı minaresi. 18 evet. santim dışa doğru eğiktir bir deprem falan olursa üstüne yıkılmasın diye. Ay, bakar mi? mısınız? Neler düşürüz. Şimdi yücelim Resulullah Aleyhisselam'ın kabri saadetinin ön görünüşünü bir istirham edeyim. Orada sütunun üzerinde dört satır bir şiir yazar. Hı. İki beyt aslında. Dolayısıyla insanlar giderler pek kimsenin de dikkatini çekmez. Ama inanılmaz bir hikayesi ve anlamı var. Ben onunla Burayı bitireyim ki bir sure okuyacağız ya, vakit kalmış olsun. Bakın şu anda, ha. biraz önce anlattığımız üçlü mezar vardı ya, ha ha. buranın ön tarafı kıble tarafı. Tamam. İslam kültüründe bir mezarlık ziyaretine gidildiği zaman baş hizasından selamlanır, yüzüne doğru. Hı hı. Niye? İslam açık bir mesaj veriyor. Ben ölünün arkasından bile selamlamaya izin vermezken sen dirinin arkasından nasıl konuşabilirsin? Hı. Ölüyü bile yüzüne selamlatıyor Allah. Gidiyoruz, yüzüne bakarak selamlıyoruz. Hmm. Burası kıble tarafı, selamladığımız yer. Şimdi bakın, bu Resulullah Aleyhisselam'ın e, Ravza-i Mutahharası'nın ön cephesi. Şimdi burada iki tane sütun var ve o sütunların üzerinde şiir var. Evet, şimdi bu e, dörtlü resim tabii çok zengin. Birisi e, Yeşil Halı diye bilinen Cennet bahçesi orada. İşte bir tanesi yan görünüş. Şu dörtlü karenin bu en dörtlü solundaki. dörtlü aynı yer mi? Dörtlü e, aynı yerin farklı cephelerden görünüşü diyelim. Hmm. Yani orası Peygamber Efendimizin Medine'de yaptığı ilk mescidin orijinal yeri. Hmm. İnanılmaz incelikler var. Onları anlatacağım sonra inşallah. Ama şu anda e, bu dörtlü resmin en solunda iki tane sütun var. En Bundan... solunda dediğiniz şimdi sizin elinizin yanındaki mi? Evet. Şöyle bir elinizi kaldırsanız hocam. Yani Hayır, öbür eliniz. Şurası şu, şu, şurası şurası. Evet. Ha şunu mu anlatıyorsunuz? Tamam. Evet, bu, bunu anlatıyorum şurası. Tamam, oraya bakıyorum evet. o zaman hep beraber. Ee, bu iki tane sütunun üzerinde dört satır bir şiir yazar. Ha şey şu şöyle olan yer değil mi? Tabii orada. Anladım. Evet. Ha? Yeşil. Evet, yeşil. Tamam. Yani düşünün Resulullah Aleyhisselam'ın kabri Saadet'inin önündeki sütunun üzerine kimin şiirini yazmış olabilirler? Öyle değil mi? Evet. Yani çok önemli bir şey olmalı değil mi? Evet. Yani sorduğumuzda insan kim o? Herkes diyor işte Mevlana olur, Mehmet Akif falan filan. Hiçbiri değil. Bütün e, düşünce biçimimizi alt üst ediyor. Çünkü biz çok popüler, çok meşhur bir adam bekliyoruz. İsimsiz, gariban, günahkar, kim olduğu bilinmeyen bir bedevinin sözleri var. İnanılmaz derecede bizi ...etkileyen bir şey bu. Neden? Hikayeyi anlatayım isterseniz... ...sonra da şiiri okuyayım ben. Ee, ne dediğimi daha iyi anlar izleyicilerimiz. Şimdi bu... ...bir kere İsa suresi... ...64. ayetin tefsirinde... ...İbni Kesir... ...tefsirinde anlatır. Hı. Yani biz ilim adamıyız... ...böyle afaki şeyler söylemeyiz. Kaynağını da söylüyorum. Ee, vakit olsa... ...Arapça metninden de okurduk, görsünler. Utbi'den bir rivayet anlatılıyor. Utbi diyor ki ben... Resulullah Aleyhisselam'ın bu kabri saadetinin önünde oturuyordum. Derken arkaya birisi geldi ziyaret etmeye. Yüksek sesle bir şeyler söyledi. Söylediklerini duydum. Şöyle diyordu. Ya Resulallah ben günahkar bir adamım. Ama şu ayeti duydum. Allah buyuruyor ki Nisa suresi 64. ayette Estağudu billah. Ve <laughs> lev ennehum izzalemu enfusehum ca'uke İlahi ilahiyat. Ne olurdu onlar kendilerine zulmettiklerinde sana gelselerdi? Allah'tan bağışlanma dileselerdi. Sen de onlar için Allah'tan af dileseydin. Allah'ı mutlaka tevbeleri kabul eden çok bağışlayan bulurlardı. Ya Rabbi o günahkar benim geldim. Şimdi senden Ya Rabbi bağışlanma diliyorum. Keşke Resulullah Aleyhisselam da olsaydı da hayatta o da benim için bir bağışlanma dileseydi de Allah beni affetseydi. Mahcup olmuş. Tabi Bedeviler çölün köylerinde yaşar. Dili kuvvetlidir. Resulullah Aleyhisselam'a gönlünden ne kopmuşsa iki satır bir şey söylemiş. İnsanlar soruyor hocam hangi dilde dua yaparsak daha sevaptır. Kalbin dili. Bedevi içinden ne geliyorsa söylemiş. İçinden gelenleri söylemiş ve çıkmaya doğru gidiyor. O arada Utbi diyor ki Fegalebet ne aynı. Yani uyku bana galip geldi. Bazen kendimize hakim olamayız. Böyle düşer ya başımız. Birden böyle uyku yanıklık arası Feraytun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nü gördüm rüyamda. Aa. Dedi ki El arabi. Kalk git yakala o bedeviyi. E. Ee? Onu müjdele de ki Allah onun günahlarını bağışladı. Ay ne güzel. Kalkar utbi yerinden gider Kimseyi bulamaz, e. yakalayamaz ama Bedevi'nin söylediği şiir zihnindedir, onu söyler, bu hikaye dilden dile dolaşır ve o şiir bugün işte şu anda ekranlarda gördükleri herkesin gidip Resulullah Aleyhisselam'ı ziyaret ettiği yerde sütunlara yazılıdır. 500 bin insan gider Türkiye'den belki birçok kimse bilmez. Hı hı. Şimdi o şiiri Arapçası ve Türkçesiyle okuyayım. Evet. يا خير من دفنت في القاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا خير من دفنت في القاع اعظمه اي بوطراكل دفنلش اولانلارين ان فطاب من طيبهن القاع والاكم خوكي. kokun alçak yüksek bütün tepeleri doldurmuş. Nefsil fida uli ente Senin medfun olduğun kabre benim canım feda olsun ki fihi lafafu ve fîhil cudu vel kerem. Senin yattığın yerde bile cömertlik, afiyet ve kerem vardır ya Resul. Gider bir hoca efendi sayfalarca salatü selam okur. Ama gelir bir bağrı yanık günahkar salatü selama dili bile dönmüyordur. ...içinden geleni söyler, alır mükafatını gider. Hmm, samimiyet. Tabii samimiyet. Din samimiyettir, ihlastır. Öyle. Dolayısıyla kalbimiz esas olan şey yani hocam hangi dilde yapayım? Ya yani namaz kılarken gönlümüzü bağlamayı temsil ediyor eller. Gönül bağlanmayınca el izafi kalıyor. Öyle değil mi? Öyle. Yani her şeyin bir sembolize ettiği anlam var. Rasulullah hmm. Resulullah Aleyhisselam'ın işte huzurunda yazılı olan bu şiirler bize şunu gösteriyor. Demek ki semanın kapılarının alabildiğine açık olduğu yerler. Yani yeter ki biz şu anda cuma saati. Kimin ne derdi sıkıntısı varsa. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi duyandır. Allah kapısında bekçisi olmayandır. Düşünsenize yatarken, otururken, program yaparken, arabada çalı her yerde dua edebileceğimiz bir Rabbimiz var. Bu ne büyük bir lütuf bizim için. Kesinlikle. Ya dua etmek için belli insanlara gitmek zorunda olsaydık ya belli mekanlar olsaydı öyle değil mi? Bizi e, sürekli duyan, bilen, bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz var. Ve Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Allah insanı imtihan eder. Ama bizim halk arasında bir söz var. Ne deriz? Kul daralmayınca Hıdır yetişmez deriz. Hmm. Allah kulunun takatini herkesten iyi bilir. Allah kulunu yüzüstü bırakmaz. Kuluna sahip çıkar mutlaka. Şimdi okuyacağım sure de e, duha suresi bununla ilgili. Hmm. Okuyayım mı? Tabi tabi lütfen. Bugün bir Kur'an'dan Böyle bir duha suresini, bir gönüllerimize şifa versin. Bir de felak ve nas sureleri, bunlar sığınma sureleri. Hem içimizdeki hem dışımızdaki bütün şerlerden, hasetçilerden, kıskançlardan bizi korusun. Hem ayet hem dua ikisi bir arada olmuş olur inşallah. Ne kadar güzel. Buyurun hocam. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ allah Allahu Ekber Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Aydınlık sabaha düşün Durgun ve karanlık gecenin ardından gelen aydınlık sabahı Rabbin seni ne unuttu ne de sana darıldı Rabbin gönlünden geçeni verecek ve seni razı edecek Mümin isen bil ki senin ahiret hayatın dünya hayatından daha güzel olacak. Hem bir düşün. Rabbin seni yetim bulup barındırmadı mı? Yolunu şaşırmış bulup doğru yola iletmedi mi? Fakir bulup zenginleştirmedi mi? Öyleyse sen de sakın yetime kahretme. İsteyeni, soru soranı sakın azarlama. Rabbinin nimetlerinden hep övgüyle bahset. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر رحمن ورحيم الله, الله نضيلا De ki sığınırım yükselen şafağın Rabbine tüm yarattıklarının şerrinden bastırdığı zaman zifiri karanlığın şerrinden karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden kıskançlık gösterdiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım Bismillahirrahmanirrahim قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki sığınırım insanların Rabbine, insanların sultanına, insanların ilahına, insanların gönüllerine gizlice vesvese veren insan ve cin şeytanların şerrinden. Ya Rabbi nefsimizin şeytanın şerrinden emin ve muhafaza eyle bizleri. Allah'ım şu mübarek günde kimin ne derdi sıkıntısı varsa gider ya Rabbi. Hastası olana şifa ver ya Rabbi. Zor günlerden geçiyoruz. Borcu olana ödeme kolaylığı ver ya Rabbi. Ailemize, çoluk çocuğumuza, çalışanlarımıza bakamayacak hale düşürme ya Rabbi. Afiyet ver ya Rabbi. Üzüntüden ve sıkıntıdan, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borçlarımızın belimizi bükmesinden, insanlar karşısında yenik düşmekten emin ve muhafaza ile. Taşıyamayacağımız yükü zaten yüklemezsin. Ama taşırken zorlanacağımız yükü taşıtma ya Rabbi. Bizi mutlaka imtihan edeceksin. İmanımızla, ailemizle, çocuklarımızla imtihan etme ya Rabbi. Afiyet ver ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet böylece. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Amin sonra diyoruz duanıza. Çok da güzel okudunuz, çok da etkileyici okudunuz. Bundan sonra her hafta bekleriz. Allah razı olsun inşallah. <laughs> i̇nşallah hocam. Ee, biz Cennetül Baki Kabistanı'nın <laughs> e, çizimini hazırlamıştık. <laughs> Bunu hatırlatmamızı yapıp da öyle bir e, araya gidelim istiyorum. Sevgili seyirciler Perşembe günü hocamızla tekrar bir arada olacağız. İnşallah. İnşallah o, Perşembe günü de özel bir gün. Orada e, Cennetül siz baki diye okuyorsunuz. Ben hep senelerce baki, baki, baki diyesim var. Şuna, Yanlış mı söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Baki demek sonsuz demek. Hı hı. Eğer burada yatanlar sonsuz olsaydı ölmemiş olurlardı. Sonsuz olan sadece Allah'tır. Baki bu yerin ismidir. Hı. Ama Türkçe telaffuzu biraz zor olduğundan hiç olmazsa biz kalabalığa uymayalım diye baki demiyoruz. Baki sonsuz, sonsuz olan Allah'tır. Cennetül baki'n. Ha. Burası Gargat denen bir kayalıkken Allah Resulü'nün mezarlık yaptığı yer. 10 binden fazla sahabe kabri var. Hepsinin yeri belli değil ama belli olanlar çok güzel çıkarılmış. Evet. İnşallah burada Perşembe günü Ehli Beyt'in mezar yerlerini vesaire peygamberimizin çocuklarını hepsini inşallah buradan evet, tek Evet burayı anlatacağız. Ee, sevgili seyirciler şimdi bir kısa araya gidelim aranın ardından yine burada olacağız hocamıza da çok teşekkür ediyoruz ama Perşembe günkü randevumuzu da lütfen unutmayın. Evet bugünlük bizden bu kadar Pazartesi günü 12.45'te TRT1 ekranlarında iyi fikirde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum kalın